Akit TV ekranlarından iyi akşamlar, hayırlı akşamlar sevgili izleyiciler. Başka Açıdan'a hoş geldiniz. Ben Yusuf Ozan Demir. Bu hafta da inşallah yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve yine haftanın önemli gelişmelerini değerli konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Hemen konuklarımıza dönelim. Eski milletvekillerinden ve gazeteci yazar Emin Şirin, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Birazdan bizlerle Demokrasi ve Birlik Derneği Genel Başkan Yardımcısı Avukat Ebubekir Elmalı da bizlerle birlikte olacak. Daimi yorumcumuz Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir diğer daimi yorumcumuz Yeni Akit Gazetesi yazarlarından Kenan Alpay, iyi akşamlar. Merhabalar efendim, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ankara'ya dönelim sevgili seyirciler. Ankara stüdyomuzda yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bayram Sakartepe bulunuyor. Bayram Bey, yayınımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum, başarılar. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, hakikaten klasik ama belki klasik olacak. Gündem yoğun ve bu defa her zamankinden çok daha yoğun. Bir taraftan güneyimiz, yani Suriye'nin kuzeyi, operasyon gelecek mi? Terrifat'a, Menbiç'e ve Aynel Araba, diğer adıyla Kobani denilen bölgeye Amerika, Rusya'nın tavrı, görüşmeler hala devam ediyor. Bugün Yunanistan'la ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir çıkışı vardı. Adalardan, silahsız olması gereken adalardan bahsetti. Şaka yapmıyoruz dedi. Bu önemliydi sevgili seyirciler. Bir taraftan da bu konu var. Yani bir taraftan güneyimiz, bir taraftan Yunanistan, bir taraftan pandemi sonrası oluşan küresel ekonomik kriz, ama bir gerçek var. Türkiye'de biraz daha fazla hissediliyor iddiaları var. Konuşacağız. Ama diğer taraftan da bazı toplumsal gelişmeler var. Aile, eğitim. Niye bunu söylüyorum? Bursa'da önce tabii İmam Hatip Okulu'nun salonu delilmişti. Uygunsuz görüntüler vardı. Orada bir dansöz oynatılmıştı. Ama sonra İmam Hatip değil, bir ilkokulun salonu olduğu ortaya çıktı. Sonra da aslında İmam Hatip'in de kullanmış olduğu bir salon iddiası vardı. Henüz bunu konuşurken bu defa Antalya'dan bir görüntü düştü. Hakikaten video bayağı bir rahatsız ediciydi ve üzdü. Çünkü henüz daha 15-16 yaşında çocukların, İslam dini mensubu çocukların Kur'an-ı Kerim'i tekmelemesi bir hayli izleyenleri üzdü. Aslında çok şey söylemek istiyorum da kelimeleri seçiyorum. Konuşacağız. Hani eğitimi, aileyi, bu yozlaşma neden? Bakın geçen hafta yine benzer konuları konuştuk. Çünkü sokaklarda ortaya çıkan görüntüler oldukça rahatsızdı, rahatsız ediciydi. Hala o görüntüler ortaya çıkıyor ve bir taraftan da bunlar. Ama kamuda, okulda ortaya çıkması çok daha rahatsız edici. Aslında bu konuyla başlamakta fayda var. Çünkü hep siyaset konuşuyoruz ve toplumsal bazı gerçekleri de sanki göz ardı ediyoruz. Bir taraftan ekonomi, bir taraftan yaklaşan seçimler, altılı masa, Cumhur İttifakı derken eğitimi, aileyi hep göz ardı ettiğimizi düşünüyorum. Ne dersiniz Emin Bey? Çürüyoruz gibi geliyor bana ve çok üzülüyorum ya. O kadar vahim mi? Vallahi billahi o kadar canım sıkılıyor ki. Şimdi söylediklerinizde bir konuyu tefrik etmenizi de iştirak etmeyeceğim. Bu normal okul mu, İmam Hatip mi, ilk mektep mi? Benim için bu haberlerin çıkış tarzıyla ilgili. İşte o da yanlış. Nerede olursa olsun bunlar kötü şeyler. Bunlar çok kötü şeyler. Bunlar hakikaten camide de olsa, ya, okulda da olsa. Bırakın camide aklımın ucundan geçmez böyle bir şey. Hı hı. Yani camide aklımın ucundan yok, geçmez. Hani camide de böyle yapıldı, şöyle yapıldı. Oysa ahlaksızlık her yerde. Her yerde. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hakikaten bir çürüme var gibi geliyor. Çok rahatsız oluyorum. Bahsettiğiniz işte o Bebek'teki manzaralar filan. Ben tesadüfen güvenlik kamerasından bir arkadaşım seyrettirdi. Aklım hafsalam almıyor geldiğimiz noktayı. Hakikaten aklım hafsalam almıyor. Bunu çok kötü bir çürüme olarak görüyorum. Yani dini duygulara rahatsız edecek konular fevkalade yanlıştır. Yapılmaması gerekir. Nerede olursa olsun yapılmaması gerekir. Bunu aynı zamanda din konusundan yakından alakadar olan okullar ya işte İmam Hatip mektepleri, Kur'an kurslarında daha da
hassas davranılması gerekir. Çünkü bir takım işte biliyorsunuz, tecavüz demeyeyim ama işte taciz olayları filan da konuşuluyor. Yani Allah rızası, yani o kadar canım sıkılıyor ki bir çürüme olduğu kanaatindeyim. Genel olarak bir ahlaki çöküntünün içine mi giriyoruz diye canım sıkılıyor. Bahsettiğiniz bir sonuç, eğer bir çürüme varsa sebepleri neler? Her konuda, yani öyle bir hale geldik ki konuşmamızın uslubu bozuldu. Herkes bir sertleşme içinde, muazzam bir kamplaşmanın içindeyiz. Ekonomik sıkıntıların verdiği bazı bozukluklar olabilir. Türkiye'nin demografik yapısında bir takım değişiklikler oluyor gibi görünüyor bu göçmenler. Göçmen veya işte neyse sığınmacılar etrafından, Afganistan'dan gelenler, her tarafına baktığınız zaman tabii medyanın da tesiri olduğu muhakkak. Medyada, dijital medya veya diğer konular. Yani sonuç itibariyle biz ahlaki konuları tamamen ikinci plana atan, bağıran, çağıran, sertleşen, kamplaşan, birbirine hiçbir hürmeti kalmayan, ahlak konularını ikinci plana atan, yolsuzluklara dikkat etmeyen, böyle acayip bir toplum haline gelmeye başladık ve çok rahatsızım ben bundan. Yani burada ilginç olan... Evvelden yoktu demiyorum. Evvelden de bu tip konular vardı. Şimdi çok daha fazla. Ama bugün belki medya daha da fazla dikkatimize getiriyor. Yani olanı daha da fazla görüyor olabiliriz. O da olabilir. Ama madem görüyoruz, madem bu var, eskiden vardı yoktu şeylerini bir tarafı bırakıp, bizim hakikaten toplum olarak işte yok, dış güç şey falan da düşünmeden... Yani bilmiyorum, katılır mısınız? Yani ben liseyi bitirdiğimde 2001'de herhalde, yani işte 98, 99, 2000, 2001, bizim sınıfta öyle bir şey yapılsa, yani yapanın başına bir şeyler gelirdi. Gündüz arkadaşlarla konuştuğumuzda böyle, hani bizim dönemimizde böyle bir şey olsa ne olurdu? Burada şiddeti teşvik ettiğimden falan değil, bir hassasiyetten bahsediyorum. Ne dersiniz? Yani ben ya çok... Şimdi geçmişe bakarsanız bizim ha, çok mahallede... Çok eskide değilim. Canım, yani 20 yıl evvelinden bahsediyorum. Tamam, bizim gençliğimizde de bizim mahalledeki kızlara başka mahalleden gelip biri değişiyoruz baksa... Değişiyoruz yani. Allah, mahalle kavgası çıkardı yani, öyle şeyler oluyor. Tabii ortam değişiyor. Belki sosyal medyanın veya medyanın da bunda tesiri var. Ortam da değişiyor. Biz eskiydi, yeniydi bir tarafa bırakıp bunun şuuruna varmamız lazım. Herkes... edepli, müeddep bir şekilde hareket etmeyi bir şiar edinmesi lazım. Bu kötü bir şey. Yani bunun dine olan kısmı da var. Dindar olan bazı, dindar olduğunu iddia eden bazı insanların, diğer kişilerin hayat tarzına müdahaleleri var. Müdahale edilecek şey var, müdahale edilmeyecek şeyler var. Hakikaten çok sıkıntılı bir ortamdan geçiyoruz. Bir ahlak... Yani Türkiye'de bir reform lazımsa veya bir anlayış şeyi varsa, ahlak üzerinden dini konulara da son derece saygılı davranmak kaydıyla ahlak konusunda kendimizi mutlaka bir toparlamamız lazım. Çok rahatsızım. Hakikaten rahatsız. Peki. Şimdi Aleyhisselam Bey, muhafazakar bir iktidar ve çok konuşulan bir konu, kindar değil dindar nesil denilmişti. Antalya'daki görüntüye bakarsak ilgili o genç arkadaş, gerçi bir açıklaması da var. Hatalıydım, özür dilerim. Kur'an-ı Kerim olduğunu da bilmiyorum. Bilmiyordum dedi. Söylediklerini de buradan söyleyelim. Özür diledi. Ama nihayetinde öyle bir harekette bulundu. Ve henüz yaşı 16, belki 17. AK Parti iktidara geldiğinde muhafazakar 2002. 20 yıllık bir süreçte, yani AK Parti döneminde bir doğmuş çocuk. Bir muhafazakar kesim şöyle bir bakıp aynaya bir öz eleştiri yapar mı? Mesela 28 Şubat döneminde çok daha yetkili insanlar vardı. Belki baskı mı onu getiriyordu? Yani muhafazakar kesimde çok daha böyle liyakatlı, kabiliyetli insanlar vardı diye hatırlıyorum. Ve gittikçe bu kayboluyor mu? Ne dersiniz? Ben olumsuza doğru gidiş olduğu kanaatinde değilim. Evet, hepimizin içini acıtıyor. Üzülüyoruz. Yani 15-16 yaşında bir gencin yaptığı hareketin farkında olmaması, eyvallah sonrasından özür diledi. O özürü de ben çok değerli buluyorum. Yani sonuç itibariyle hepimiz hata yaparız. Hepimiz, hele hele o yaşlarda, sonuç itibariyle arkadaş çevresinin de etkilendirmesiyle, bir kişinin yaptığı bir şey de değil çünkü. Üç kişi birlikte
bir hareket tarzı geliştiriyorlar. Sonrasındaki özür çok çok değerli. Ama niye böyle bir hatayı yapıyor gençlerimiz diye soracak olursak, bence dün çok daha fazlası vardı bunların. Ama görünür değildi veyahut da piyasada tartışılmıyordu, tepki gösterilmiyordu, normal karşılanıyordu. Benim için esas önemli olan belki 15-16 yaşındaki çocukların bu hareket tarzına, evet Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığı hiçbirimiz kabul etmeyiz. Ama yani şimdi koca koca insanların orta çağ kafası dediği bir Türkiye'de eşcinselliği meşrulaştırmak için Diyanet İşleri Başkanı'na hakaretler edildiği bir Türkiye şartlarında ben 15 yaşında, 16 yaşındaki çocuğa ne diyebilirim? Yapmasın eyvallah. O okulun din kültürü ahlak bilgisi dersi öğretmeni niçin o bilinci vermemiştir diye sorgulayalım. Bunun büyük bir yanlış olduğunu, hele hele bunun böyle alay edilecek, sosyal medyada tartışılacak, paylaşılacak bir şey olmadığını niçin bilinçlendirmemiştir diye anlatalım, dikkatlerini çekelim. Ama yani eğitim işinden başlayın. Eğitsen ne kadar? Bu öğretmenler sendikalarındaki sol tandanslı gruplaşmaların yaptıkları açıklamalara baktığınız zaman isteğe bağlı olarak bir anaokulu açılıyor. O anaokulunda Kur'an ahlak öğretimi noktasında bir paylaşım yapılacağı zaman vay şeriat devleti vesaire 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 neler neler söyleniyor. Şimdi koca koca adamlar, milletvekilleri hatta, nereye gidiyoruz? Şeriat devleti mi oluyoruz dediği bir ortamda gençlerin de maalesef böyle yanlışları oluyor. O dansöz... Özür dilerim, o konuya geçmeden önce eğer şu haber doğruysa, yani sizin bakış açınızın tam tersi ve o yapanlar da eğitimciler. Antalya'daki bahsettiğimiz genç ve diğer arkadaşları örgün öğretimden uzaklaştırıldı. Evet, bu doğru herhalde. O zaman büyük bir hata. Yani niye ıslah etmek ya da kazanmak varken daha da itiyoruz o zaman? Ya kazanılması gerekir. Bence Diyanet İşleri Başkanı kabul edip hatta ayaklarına gitsin çocukların. Yani o çocuklar sonuçta bu ülkenin çocukları. Bu ülkenin çocuklarına ya yaptığınız şey, inansanız da inanmasanız da, bakın onu da bir kenarda tutalım. İnanmıyor olabilir. Şu yaşta ya Hazreti İbrahim bir peygamber. Bir peygamber güneş doğuyor, ben güneşe tapıyorum diyor. Güneş battıktan sonra hayır diyor, bu yaratıcı olamaz diyor. Ay'a tapıyor, yok diyor, bu yaratıcı olamaz diyor. Bu muhakemeyi de gençlerin de yapmasını sağlamamız lazım. Ha, kendi özgür iradesiyle belli bir noktaya geldikten sonra ben ateistim der, deistim der, şuyum der. Ama en önemlisi toplumun inançlarında insanların hassasiyetlerini rencide etmeden kendi görüşünü ifade eder. O öğrencileri eğer biz kazanmak istiyorsak, şimdi bir tane okula takıldık, Antalya Serik. Peki başka hiçbir örnek yok mu acaba? Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık edilen hiçbir okul olmadığını mı zannediyorsunuz? Onlarcadır. Belki ya, yüzlerce. Sadece Kur'an-ı Kerim'den ziyade mesela zaman zaman görüntüler geliyor. Öğretmenleriyle dalga geçenler. Yani öğretmenleri hakikaten çok gülünç duruma düşürmeye çalışanlar. Onları da video çekip marifetmiş gibi paylaşanlar. Konuyu biraz daha genel değerlendirmek lazım sanki. Hepsini birlikte belki, yani biz şimdi din kültürü dersi diye konulmuştu. Sonrasında ahlak kelimesi de eklendi. Bizim zamanımızda 70'li yıllarda sadece ahlak dersi diye Necmettin Erbakan Hoca'nın sayesinde okullara ahlak dersi ayrı bir ders olarak konulmuştu. Evet, felsefi anlamda anlatılıyordu dersler. Ama felsefi anlamda da anlatılsa, şu filozof şunu demiş, ahlak şudur, budur şeklinde o noktada da anlatılmış olsa ahlakın değerini belki gençlere vermemiz lazım. Ama en önemlisi de tabii tatbikat olarak vermemiz lazım, uygulama olarak vermemiz lazım. O uygulama açısından da bence çok değerli olan şey, o üç öğrenciyi alıp belki deşifre de etmeden Diyanet İşleri Başkanımızın, o Antalya'daki müftümüzün çağırıp veya ayaklarına gidip bir bilgilendirme şeklinde de olsa
bu çocukları da kazanacağımız şekilde, bunu hiç kimse misyonerlik gibi de kendi ülkemizin insanına, tabii, kendi dinimizin hassasiyetini aktaracağız. Dolayısıyla bu çerçevede gerekenlerin yapılması Bursa gerekir. Bursa dediniz. Az Bursa'da önce dansöz oynatılması üzerinden bir gerçekten büyük bir tartışma çıktı. Ve bunun üzerinden de AK Parti iktidarına bir eleştiri getirildi. Ben o eleştirinin getirilmesinden yanayım. Milli Eğitim Bakanlığı gerekli tedbirleri alsın. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü uyumasın. Eyvallah. Ama şu denilirse ben ona da karşıyım. Ya düne kadar zaten hiç böyle bir görüntü yoktu. Hiçbir okul aile birliği dansöz mansöz oynatmıyordu. İşte son dönemdeki yozlaşma sebebiyle böyle dansözler mansözler oynatılıyor gibi bir algı oluşturulmak istenirse ben ona da hayır diyorum. Ben İstanbul'da kendi çocuklarımın gittiği okullar genelde muhafazakar insanların yoğun olduğu okullar olmasına rağmen, yani bundan bir 6-7 yıl önce, 8-9 yıl önce gayet iyi hatırlıyorum. Okul yönetimi bile muhafazakar olmasına rağmen neler neler gördük. Neler neler gördük. Kendi çocuklarımıza askılı elbiseler giydirme öğretmeninin, ama olur mu canım, bu da mezuniyet töreni ama şeklinde neler nelerle karşılaştık. Dolayısıyla bugün geldiğimiz nokta o günlere göre bir adım ileridedir. Yeterli olmayabilir. Özür dilerim, araya gireceğim. Genelde yorumunuz en başta mesela biraz daha karşı tarafla ilgiliydi ki söyledikleriniz doğru. Çünkü Diyanet İşleri Başkanı bir ayeti dahi okuduğunda hakaret diye mahkemeye koşmuşlardı. Şu kesime vesaire diye amenna. Ama yani hiç dindar kesimin hata yaptığını düşünmüyor musunuz? Mesela onların bazı yanlışlarının, İslami kimlik altındaki bazı insanların yapmış olduğu hataların Müslümanlar işte böyle algısı oluşturduğunu düşünmüyor musunuz gençler nezdi üzerinde? Mesela deizm niye fazlalaşıyor? Ateizm niye artıyor? Fazlalaşıyor mu yani? Onu bile tartışmamız lazım. Ya ilahiyat şimdi, fakültelerinde ya bugün ilahiyat fakültelerinde iyi de Yaşar Nuri Öztürk de çıktı düne kadar. Yani Yaşar Nuri Öztürk neydi? Deisti. İşte onun başka bir Yaşar Nuri Öztürk gibileri daha da fazlalaşıyor. Onu savunamayan insan için bunu söyleyebilir. Peki, peki bugün yaşayanlardan verelim ama gene onlar da burada değil. Onlar için de belki denilebilir ki ya canlı yayında konuşuyorsunuz siz kendi kendinize. Fakat o kişi şimdi size canlı yayına bağlanmaya çalışsa acaba hangi prosedürlerden geçecek diye belki eleştirir. Peki isim vermeyelim. Evvelki yıllarda da biz neler neler gördük. Başörtüyü, işte affedersiniz eski toplumlarda Sümerler, fahişelerin, Sümerlerin döneminde fahişelerin giysisi gibi. Efendim onlar ayrı tutulması için. Ya neler neler gördük. Dolayısıyla biz eski döneme göre bugün bir özgürlük var bir kere. O önemli, değerli. Yani kimseye zorla kardeşim İmam Hatip'e gideceksin diye bir dayatma yok. Bu değerli. İsteyen insanlar çocuklarını İmam Hatip'e yollayabiliyorlar. Onlara da bu imkan hazırlanmış. Mahallesinin kenarında bir İmam Hatip var. Ya benim yakınımda İmam Hatip yok. Ben çocuğuma Kur'an-ı Kerim'i en azından yüzünden okuyacak. Ufak ufak manalarını da verebilecek veya anlayabileceği şekilde en azından Kur'an-ı Kerim'i okuduğu zaman bir sayfada veya üç sayfada birer ayeti çevirebilecek şekilde yetişmesini arzu ediyorum diyen insanlar bu imkanı bugün itibariyle elde etmiş durumdalar. Bu benim için önemli. Dün 100 bin İmam Hatip öğrencisi varmış. Bunlar üniversiteye gitme hakları yokmuş. O tarihte evet dindar insanların içerisinde o 100 bin öğrencinin içerisinde siz belki deist olarak algılanacak bir öğrenci gösteremezsiniz belki. Ama bugün itibariyle 1 milyonun üzerinde, 1,5 milyonun üzerinde öğrenci var. Bu öğrenciler tamam
Gidiyorlar, dinlerini öğrenmek için gidiyorlar. Ama siz şimdi 15-16 yaşında, 17 yaşındaki çocukları A'dan Z'ye, bu sanki hafız oldu, bu Kur'an-ı Kerim'in tamamının mealini verebilecek bir pozisyondaymış gibi de göstermeye kalkarsak, bu da o çocuklara da haksızlık olur. Dindar insanlarda da hata vardır, eyvallah. Ben şimdi bir çağrıda bulunuyorum. Ben çağrıda bulunmadan Diyanet İşleri Başkanı veya en azından Antalya Müftüsü, şu işi bir çözmesi lazımdı. Çocukları çağırıp, belki aileleriyle de. Bakın o haber dün özür videosu yayınlandığı zaman bizim Yeni Akit.com.tr'de de bir küçük haberi oldu. Yani utanmadan bir de özür diliyor şeklinde arkadaşlar bir bakış açısıyla vermişler. Ya değerlidir bu özür dedim. Bizim için değerlidir. Kimsenin biz inancını sorgulayacak noktada değiliz. Kur'an-ı Kerim'e tekme atması yanlıştır. Bunu her daim söyleriz. Ama beyan öbür esas. Taraftan da... Beyan esastır. Evet, beyan da esastır. Kişi özür diliyorum diyorsa o insanın üzerine gitmemek lazım. Bir yandan ben bunun haberini bu şekliyle vereyim diye dertlenirken diğer taraftan da ya yine de o tekmeye çok çok içerleyen insanlar bu çocuklara karşı bir düşmanlık beslerler mi diyerekten ya görüntüsünü de vermeyelim çocuğun diyerekten bir düşünce belirdi. Ya bunların hepsini bir il müftüsü alsa, bunlar bizim çocuklarımız dese, ailelerini alsa, biz nasıl bu işleri rehabilite edebiliriz? Dindar insanları da rencide etmeyecek şekilde ama bu çocukları da kazanacağımız şekilde, topluma kazandıracağımız şekilde neler yapabiliriz şeklinde bir sorgulama yapıp adım atmaları gerekir. Ama maalesef böyle bir girişimi de şu ana kadar göremedim. Kenan Bey'e geçmeden bir buyurun, kelime. Lütfen. Ali İhsan Bey, teşekkür ederim. Bu kadar olgun bir şekilde bunu anlattığınız için hakikaten teşekkür ederim. Konu eskiyle bugünü karşılaştırmayı bir tarafa bırakırsak, çünkü eskiyle ilgili bir sürü problemimiz var. Bugünün analizi yapıldığında sizin bu gösterdiğiniz anlayış ve toleransın bütün Türkiye'ye hakim olmasını canı gönülden temenni ediyorum. Hakikaten temenni ediyorum. Dediğiniz gibi insanların bugün şikayet edecekleri bazı konular azaldı. İmam Hatip'te 100 bin çocuk varken bugün 1 milyonun üzerinde çocuk okuyabiliyor. Üniversiteye girebiliyorlar. İyi kötü her taraftan bir gelişme var diyorsunuz. Ve bazı hataları yapan insanlara da gayet müzahir bir şekilde yol gösterici yaklaşmak lazım. Yani eskiden yapıldığı gibi ikna odaları falan kurmak gibi değil de 28 Şubat'ta gördüğümüz. İyi güzeli anlatarak İnanmasalar bile tolerans içinde olması gerektiğini söylüyorsunuz. Bu yaklaşımı hakikaten ben teşekkür ediyorum. Olması gereken konu bugünkü sıkıntıları gerek dindar ahlak, gerek dini vecibeler, gerekse de inan deist olanlar veya dinle ahlaka ayıranlar için laik ahlak çerçevesinde Türkiye'yi bir ahlak temeline oturtmak bu diyalog ortamından kabil olacak. İnşallah sizin bu yaklaşımınız herkese hakim olur. Ama yani öyle şeyler oluyor ki şimdi bir tane somut örnek. Yani o sokaktaki, bebekteki örneği bir kenara bırakalım. Ya sosyal medyada bu kadar paylaşım olabilir mi? Bir işte eşcinsel birisi ben doğum yaptım vesaire vesaire. Ya en azından hastanede. Hastanedeki insanlar nasıl buna teşne olabilir? Nasıl müsaade edebilirler? Nasıl seyirci, hatta onlara destek verebilirler? Şimdi burada sosyal medya üzerinden bir şey yapılmak istendiği zaman vay sansür mü geliyor vesaire vesaire diye bir yaklaşımla siyasi iktidarı linç etmek isteyenler çıkıyor. Dolayısıyla bunların hepsini aslında birlikte bir değerlendirip ona göre bir yol haritasının çıkartılması gerekir. Kenan Bey, müsaadeniz olursa misafirimiz Ankara'da çok yalnız kaldı. Evet. Oraya dönelim bir. Doğal olarak misafirimizi önceleyelim. Peki, yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bayram Sakartepe, bir kez daha hoş geldiniz diyelim. İyi akşamlar. Yusuf Ozan Bey, teşekkür ediyorum. İstanbul stüdyomuzdaki konuklarımıza da saygı ve muhabbetler sunarak bütün ekranları başında bizi izleyen halkımıza da saygılar sunarak sözlerime başlıyorum. Siz bir yeniden Refah Partili olarak bu yaşananları kendi pencerenizden baktığınızda nasıl görüyorsunuz?
Öncelikli olarak milli görüşün çıkışında bir numaralı sloganı önce ahlak ve maneviyattı. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla önce ahlak ve maneviyat sloganının ve bunun ne kadar toplum hayatında, bireylerin hayatında önemli olduğunu görüyoruz. Hı hı. Belki bu, o günlerde 70'li yıllarda 69'un sonunda çok büyük bir şey ifade etmiyor gibi gözüküyordu ama gelinen nokta itibarıyla biz milli görüşçüler olarak sadece maddi kalkınmayı değil öncelikli olarak manevi kalkınmayı da öncelemiş bir siyasi gelenekten geliyoruz. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle bunun ekmek kadar, su kadar, hava kadar önemli olduğu kanaatindeyiz ve gelişen olaylar da bunu göstermiştir. Tabii bugün sebep ve sonuç ilişkisine bakmamız lazım. Konuştuğumuz olaylar birer sonuçtur. Hı hı. Asıl sebebi ortadan kaldırırsak herhalde hepimizin arzu ettiği, Sayın Şirin'in ifade ettiği, Sayın Ali İhsan Hasanoğlu'nun ifade ettiği noktaya da gelebiliriz diye düşünüyorum. Nedir bu? Eğitim sistemimizden başlıyor. Bir sefer Türkiye'nin milli eğitimi milli değil, milli bir müfredatımız yok. Önce müfredatımızı millileştirmemiz gerektiği kanaatindeyiz. Zaten Fulbright Anlaşması ile oluşturulan müfredat ve detaylara girmek istemiyorum. Çok ayrı bir konu. Ama bir kardeşimizin lisede bir öğrencimizin ifade ettiği bir feryat var. Diyor ki din derslerinde biz dinimizin rükünleri yerine başka dinlerin özellikleri öğretiliyor. Her ne kadar ismi din dersi olsa bile İslam dini dışında tüm dinler bize öğretiliyor. Dolayısıyla arkadaşlarımız deizmi, ateizmi oradan öğreniyorlar. İlk duydukları kelimeler biz orada karşılaşıyoruz. Aslında biz İslam'ı öğrenmek için bu din derslerine giriyoruz fakat hiç evet. duymadığımız kelimelerle, deizmle, ateizmle orada karşılaşıp oradan yönlendiriliyoruz diyorlar. Bunun doğruluk payı nedir? Hakikaten uzmanlar tarafından araştırılması gerekir. Bizim din dersi müfredatımız acaba Hristiyanlığın rükünlerini öğretmekle mi geçiyor? Buna bakmamız lazım. İkincisi, şu anda Türk aile yapısı hedefte. Küresel bir saldırı var. Özellikle uluslararası sözleşmelerle Türk aile yapısı tehdit altında. Bunlardan bir tanesi İstanbul Sözleşmesi. Buna bağlı olarak Türkiye'nin hükümetlerimizin vermiş olduğu uluslararası taahhütler. 80'li yıllardan bu yana değişik uluslararası sözleşmelere imza atıldı. Anayasanın 90. maddesinin son fıkrasına göre uluslararası sözleşmeler iç hukuk hükümlerinden daha üstün tutuluyor. Niçin? Meclisin çıkarttığı bir kanunu Anayasa Mahkemesi iptal edebilir. Ama uluslararası sözleşmelerin anayasaya aykırılığı dahi ileri sürülemiyor. Bugün İstanbul Sözleşmesi ve ona bağlı olan iç hukuktaki mevzuat aile yapımızı tehdit etmeye başladı. Bugün en büyük feryat, sessiz felaket Türk aile yapısı yıkılıyor. Eğer bunu fark etmezsek sorunu çözemeyiz. Zira bireyler oluşturulması isteniyor. Ailesiz bireyler, korumasız bireyler ve dolayısıyla hiçbir değeri olmayan bireyler toplum içerisinde ve ülkemize tehdit olacak o güçlü Türk aile yapısı çökertilmeye çalışılıyor. Her şeyden önce buna bakmamız lazım. Sonuç olarak diyoruz ki değerlerimizin içi boşaltıldı. Mutlaka millet olarak kendimize gelip kendi bizi biz yapan değerlerimize, inancımıza sahip çıkmamız lazım. Nasıl sahip tarih çıkacağız? Boyunca bizi önce milli eğitimden başlayacağız. Müfredatımızı düzelteceğiz, kanunlarımızı millileştireceğiz. Biz Bayram kendi Bey, milli çok kanunlarımızla kadınımızı Bayram Bey, bazı şeyler arada kaynıyor ve bir algı oluşuyor. Mesela Fulbright anlaşması dediniz ya. O anlaşmanın mesela hangi maddeleri bizde şu an var. O müfredat Fulbright'ın içerisinde yer alan ne mesela müfredatta var? Bu bir. İkincisi, işte hep eğitim eleştiriyoruz ama ve tam eleştirdiğimiz şeyi tam olarak ortaya koymuyoruz. Müfredat diyoruz, işin içinden çıkıyoruz. Mesela az önce somutlaştırdınız. Doğrudur, yanlıştır. Yorumunuz belki doğru. Dediniz ki bu kitapta bu yazıyor ve çocuklara da bu öğretiliyor. Biraz daha konuyu somutlaştırabilir misiniz?
Ya mesela peki, şunu soruyor muyuz biz? Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliği adı altında nasıl gençler yetiştirmek istiyoruz? Görmek istediğimiz karakter, şablon nedir? Mesela bunu hiç kimse sormuyor. Sorayım, bizim görmek istediğimiz şablon günümüz şartlarıyla beraber değerlendirirsek nedir? Nasıl bir kişi? Öncelikli olarak son sorunuzdan başlayayım. Buyurun, tabii. Biz vatanına, milletine, bayrağına, değerlerine bağlı bir Türk genci istiyoruz. Hı hı. Zira ülkemizi muasır medeniyet seviyesine çıkartacak, diğer milletlerin bireyleriyle mücadele edebilecek ve kendi Türk kimliğimizi, Türkiye kimliğimizi savunabilecek birey ancak böyle olduğu kanaatindeyim. Hı hı. Biz Amerika gibi 300 yıllık bir devlet değiliz. Kökleri çok eskilere uzanan bin yıllık devlet geleneğine sahip bir milletin mensuplarıyız. Dolayısıyla tarihine, geçmişine, inançlarına sahip çıkacak bir gençlik yetiştirmek istiyoruz. Bu değerlerimizi mutlaka gençlerimize öğretmemiz lazım. Fulbright'la ilgili ise evet, şunu söylemek istiyorum. Müfredatımızı Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan Amerika Büyükelçiliği veyahut en yüksek misyonun başkanlığındaki bir komisyon belirliyor. Bu hususu araştırırsanız öncelikli olarak Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki kendi milli değerlerimize uygun olarak müfredatımızı belirlememiz lazım. Türkiye'nin başta söylediğim çerçevede kendi değerleriyle, bizi biz yapan değerlerimizle önce ahlak ve maneviyat çerçevesinde müfredatımızı oluşturup ayrıca dışarıdan gelen şu anda demin söylediğiniz Ankara Barosu'nun Sayın Diyanet İşleri Başkanımızla ilgili yapmış olduğu o talihsiz açıklamayı ben de bir hukukçu olarak kınamıştık. Ama orada bir şey daha söylemiştik. Bu işin yasal mevzuatı maalesef İstanbul Sözleşmesi ile getirildi. Dolayısıyla bunun kaldırılması lazım. Bunun uzantılarının kaldırılması lazım diye. Bu sadece tek başına bir alanda yapılacak bir mücadele değil. Topyekin bir mücadele, birey olarak, aile olarak ve millet olarak birbirimize kenetlenmemiz gerektiği kanaatindeyim. Peki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı yalnız, onu hatırlatalım da. Onu biliyoruz belki zaten de. Evet. Bilmiyorum. Onu biliyorum. Peki o halde Bayram Bey, Ali İhsan Bey diyor ki biz zaten İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık. Evet. Tabii Ali İhsan Bey meslektaşımız hukukçu. İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık. Mesele sadece İstanbul Sözleşmesi değil. Ona bağlı iç hukuk mevzuatları var. 6284 ve diğerler. Aileleri yıkan kanunlar. Biz kendimiz bunları yaptığımızda Türk aile yapısını korumamız lazım. Çocuklarımızın babasız ve annesiz ve ailesiz yetişmemesi lazım. Önce aileler çocuklarına sahip çıkacak. Ondan sonra biz millet olarak birbirimize sahip çıkmamız gerektiği kanaatindeyim. Peki. Kenan Bey. Ali İhsan Bey, dedim ki bir özel işleriniz var mı? Biraz daha İslami kesimin dünyevileştiğini düşünüyor musunuz son yıllarda? Yani İslami kesim de dünyevileşiyor ama genel manada aslında sekülerizm. 28 Şubat'ı baz alarak sordum. Evet. 28 Şubat aslında... Yani o dönemki dindar kesim karakteri ve bugünkü karakter. O 28 Şubat hani aslında sadece sekülerleşme değil, sekülerleştirme, militarize etme... Yani açıkçası totalitarizm dediğimiz, despotizm dediğimiz bir süreci ifade ediyordu. Şimdi hani bazı konuları tek tek ifade etmek gerekirse, şimdi Antalya'da diyelim ki Selik ilçesinde böyle bir olay oldu ama ya bu olayı hani önemseyelim fakat bu olay üzerinden bir kıyamet senaryosu da yazmayalım. Yani bu çocuklar bunu ifade ediyorlar, biz Müslümanız. Asla böyle bir şey yapmayız, yapamayız. Zaten Kur'an-ı Kerim olduğunu bilmeden oldu bu. Evet, öyle söylüyor. Bilmiyorum. Şimdi dolayısıyla hani işin hala üzerine gidip Kur'an'a tekme attılar. Hani Hollanda'da yapılanın, bilmem nerede yapılanın aynısı falan gibi söylemler. Hakikaten gerçekle bağdaşmadığı gibi
Bir de toplumu moral motivasyon yönden çökertecek kendi içimizden hamleler olur. Bir sefer buna düşmeyelim. İkinci olarak hakikaten böyle bir durum olduğunda, yani mesele tabii ceza verilecekse ceza da verilsin ama mesele ceza vermek değildir. Asıl olan öncelikle ıslah etmektir. Hı hı. Yavrum, oğlum, kızım, yani biz Müslüman insanlarız. Allah'a ve ahiret gününe inanıyoruz. Bu bizim için bir hidayet rehberidir. Aman sakın bu işlerin şakayla, efendim dalga geçmeyle, efendim sosyal medyada efendim tık almayla bilgisi alakası yoktur. Kendimize gelelim diye ona bir nasihat edilir. Yani bunu Müftü Bey yapabilir, Milli Eğitim Müdürü yapabilir. Ya da orada bir tanınan bir hoca, bir abi, bir kanaat önderi de bunu yapar ve yapması da gerekir. Ama bunu söylemek için ille bu tür olayların olmasını da beklememiz icap etmiyor. Esasen her cuma günü hutbede hepimize nasihat ediliyor. Adalet, merhamet, dayanışma, komşuluk, yetimin hakkı, yolda kalanın hakkı, değil mi? Bütün bunlarla ilgili bize, hepimize Allah adaleti emreder diyor. İhsanı emreder diyor, ikramı emreder diyor. Onun dışında baktığımız zaman hutbeler genel manasıyla bize aslında kulluğu unutmayalım, kul olmaktan çıkmayalım manasında nasihatlardır. Ama tabii şimdi burada eğitime dönük eleştiriler yapalım ama ben şeye katılmıyorum, yani Bayram Bey'in görüşüne. Evet, bahsettiği gibi 25 sene önce, 35 sene önce, 40 sene önce din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde Tao'yu anlatıyordu, Konfüçyüs'ü anlatıyordu, Ganj Nehri'nde yıkanmanın faziletini anlatıyordu ama orada İslam'dan, Kur'an'dan, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yani bütün bir insanlığa rahmet olarak gönderilişinden bahsetmiyordu. Ancak ben Bayram Bey'i tabii ki istisna tutuyorum, kendisini kastetmiyorum ama din kültürü ve ahlak bilgisi kitaplarına ilkokuldan itibaren lise son sınıfa kadar, bakın İmam Hatip değil, genel manada bütün okullarda okutulan din dersleri kitaplarına bakalım. Kesinlikle Kur'an'a, sünnete, fıkha, kelama, son derece kaynaklara bağlı bir biçimde bu kitaplar yazıldı. Eğitim açısından, formasyon açısından, teknik olarak da oldukça iyi. Mesele bu çocuklar bu kitapları okuduğu için böyle oluyor değil. Ben bilakis bu kitapların okunmadığı durumda bunların ortaya çıktığını düşünüyorum. Bu din derslerini veren öğretmenlere kulak kabartılmadığı durumda bunların olduğu. Eğitim milli değil dedi ama. Şimdi onu da söyleyeyim ben. Eğitimin milli olup olmaması, mesela denildi ki işte efendim Türk aile yapısı hedefte. Ya gidin, aynı durum İsrail'de var. Yahudi toplumu da Yahudi ailesine büyük saldırı olduğunu görüyor. Gidin Yunanistan'da, gidin Gürcistan'da Ortodoks aileler hepsi yani tedirgin, aynı tedirginliği onlar da yaşıyorlar. Mesela Rusya, Katolik aileye gidin, önlemler alıyor. Katolik aileye gidin, orada da Çin'de de aile yapısı bozuluyor, Japonya'da da bozuluyor, Konfüçyüs'te de. Şimdi modernizm size yeni bir aile modeli öneriyor. Nedir o? Diyor ki aile diye bir şey yok, ya da diyor erkek erkeğe aile diyor. Şimdi burada mesele Türk aile yapısı falan değil, yani böyle milliyetçi duyguları gıdıklayacak şeylere falan gerek yok. Yanlış bunlar. Genel manada aile mefhumu, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan ve Havva validemizden bize miras kalan Allah'ın emri dediğimiz, peygamberin kavli dediğimiz aile unsuru genel manada hedefte. Yani fıtratımıza dönük bir saldırı var. Yani bir erkeği kadınlaştırmak ya da bir kadını erkekleştirmek nedir? Sapıklığın daniskası değilse nedir bu? O sebeple yani bu kültür Amerika'dan, Avrupa'dan pompalanan, medya üzerinden, sivil toplum kuruluşları üzerinden, bir takım şöhretli simalar üzerinden modellenmek istenen hikaye esasen insan fıtratını bozmaya dönük bir şeydir. Öyle değil mi? Yani Türk aile yapısı dediğiniz nedir yani? Biz Müslüman insanlarız. Ama gidin Yunanistan aynı tepkiyi, gidin İspanya aynı korkuyu yaşıyor. Gidin Latin Amerika'ya aynı korkuyu yaşıyorlar. Mayalarda, İnkalarda aynı korkuyu yaşıyorlar. Bu sebeple ben meselenin Fulbright Bursa ile filan ilgisi, onlar çok gerilerde kaldı. Eğer konuşacaksak biz bugün Milli Eğitim Temel Kanunu konuşmak durumundayız. Milli Eğitim Temel Kanunu konuşmazsak, tartışmazsak olmaz. Yani sürekli dikkatleri dışarıya çekerek kendi içinde yaşadığımız zaaflardan kendimizi koruyamayız. Mesela bir örnek vereyim. Şimdi yıllarca Türkiye'de
70'li yıllarda başladı. Hababam sınıfı, işte Rıfat Ilgaz'ın meşhur şeyi. Hababam sınıfına ne var? Haylazlık. Söyleyeyim size. Lauballik var. Yani eğitim, öğretim, okul, derslik, sınıf, öğretmen. Yok, lauballik var. Kopya çekmeyi sempatik hale getirmek var. Okuldan firar etmeyi örnekleyen, değil mi? Öğretmeni, idareciyi alay konusu yapan, edebiyat ve tarih dersleri başta olmak üzere her şeyi ciddiyetsizleştiren, son derece akıl ve ahlaka savaş açmış sistematik bir saldırı var. Ve siz kalkıyorsunuz, aa Şaban şöyleydi, Tarık Akan böyleydi, o Adile Naşit şöyleydi, bilmem neydi filan. Ya siz yıllarca bütün bir toplumu Hababam sınıfıyla ne yaptınız? İfsad ettiniz. Şimdi arka sıralarda ne yapıyorsunuz? Benzer şeyler yapıyorsunuz. Kızlar daha ortaokul sıralarında, lise sıralarında kızlar, erkekler neyi konuşuyorlar? Okulda cinselliği konuşuyorlar. Neyi konuşuyorlar? Aldatmayı konuşuyorlar. Neyi konuşuyorlar? Ayartmayı konuşuyorlar. Neyi konuşuyorlar? Yoldan çıkartmayı konuşuyorlar. Siz açın Kanal D'yi, açın Show TV'yi. Her akşam siz çocuklara diyorsunuz ki, anneye babaya, okul dediğiniz yerde ders mers yok. Olmasın. Ne olsun? O kimi aldatıyor? Bu kimi seviyor? O kime neyi teşhir ediyor? Bu kimi röntgenliyor? Çok affedersiniz ama Fulbright falan filan hikaye, röntgenciliği, aldatmayı, namussuzluğu, iffeti ayaklar altına almayı örnekleyen, modelleyen dizilerle kadın programları bu ülkeye, yani eğitim meselesini konuşuyoruz ya, oradan ifade ediyorum. Şimdi bunlar varken bu toplumda daha başkası çıkmaz zaten. O sebeple gerçekten ne yapalım, böyle dizileri şimdi bakın, yasaklayalım mı? Ya yasaklama mevzusu falan değil. Öncelikle şu, topluma şunu söyleyeyim. Yani sizin o hani anlatılıyor ya, efendim bilmem Tokatçı filminin bilmem nesi şu an şu durumda. Ya bir toplum 50 yıl boyunca bu abuk subuk filmlerin figüranlarına kadar ifade edilir mi ya? Olacak iş mi bu ya? Ben bunu anlayamıyorum ya. Anlamak da mümkün değil. Ya bu toplumun eğitime, öğretime evet ihtiyacı var ama bu eğitim öğretim değil. Magazin kültürüyle boğulan bir ülkeye dönüştük biz. Yani bu toplumda artık öğretmeni, akademisyeni filan kimse takmaz. Efendim çıkar Hülya Avşar, iki cümle kurar, bir hafta onu tartışırsınız. Efendim Aşk-ı Memnun'un Behlül'ü bilmem ne der, onu tartışırsınız. Şevvalsan bilmem ne numarası yapar, onu konuşursunuz. Şimdi öncelikle toplumumuzun aklı başında bir toplum olabilmesi için bizim gayret göstermemiz lazım. Bu iş böyle TikTok kültürüyle olmaz. Onu söyleyeceğiz biz. Arkadaşlar, gençler, TikTok kültürü, Facebook kültürü sizin zihinlerinizi, kalplerinizi ifal ediyor. Sizi zihnen, fikren, basiretinizle, ferasetinizle hadım ediyor. Lütfen kendinize gelin. Bu dünya böyle bir dünya değil. Bu arada TikTok bazı ülkelerde yasak, çeşitli istihbarat örgütleriyle çalışıyor. Şimdi burada hani bazen söyleniyor işte, ya ilahiyat fakültelerinde şu var, bilmem ne filan var. Şimdi ben kimseyle ilgili hani bir itham mabında söylemek istemiyorum ama ya Ankara İlahiyat Fakültesi kurulduğu zaman Ankara İlahiyat Fakültesi'nin ders programına bakın neler vardı. Ankara İlahiyat Fakültesi'ni adam eden kişi Allah rahmet eylesin Tayyip Okiç hocadır. Yani ilk defa İslami ilimler Tayyip Okiç'le beraber girdi. Yoksa Ankara İlahiyat'ta Bahriye Üçok, yani Bahriye Üçok ders veriyor ya. Ne dersi verecek Bahriye Üçok ya? Marmara İlahiyat'ta Zekeriya Beyaz ne dersi verebilir ya? Ya Zekeriya Beyaz'ı gördünüz mü zaten, gülmeye başlarsınız. İşin bir ciddiyeti kalmaz. Paçalarından lauballik akan tipleri siz hoca diye getirmişsiniz. Şimdi bu sebeple daha başka isimlere var ama onları vermek istemiyorum. Daha önceden inanç dünyası diye haftada bir gün bir program olurdu. Ve orada Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Asaf Demirbaş yani böyle bir program yapardı. E şimdi öyle değil. Açın TRT Diyanet'i, Kur'an nedir, tefsir nedir, hadis nedir, fıkıh nedir, kelam nedir, İslam tarihi nedir, İslam'ın diğer dinlerle ortak paydaları nedir, farklılıkları nedir, Tevrat üzerine, İncil üzerine, Konfüçyüs üzerine, sabahtan akşama kadar 24 saat
Çocuklarımıza din nasıl öğretiriz? Bütün bunlarla ilgili son derece ilmi, akademik, ahlaki zemini yüksek yayınlar yapılıyor. Açın Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kitaplarını. Bakın klasik İslam literatürü ne varsa hemen hepsi tercüme edilmiş. Burada o zaman şunu görmemiz gerekiyor bizim. Bakın uzun yıllar boyunca maalesef mizah adı altında, gülmece adı altında, şov adı altında her türlü konu alay konusu yapıldı. Yani adam kitabı değil sadece ya, adam babasını alay konusu yapıyor. Dedesini, anneannesini alay konusu yapıyor. Kendi ülkesini, kendi kardeşini, kendi çocuklarını alay konusu yapıyor. Böyle olmadı mı? Gördük bunları. Böyle olmadı mı? Facebook'a insan alıyor bir tane anneannesi ya da babaannesiyle ilgili dalga geçen bir takım şeyler yapıyor. Hop bunu yüklüyor. Sonra bunu herkese yayıyor ve diyor ki bu ne kadar tıkalırsa o kadar. Şimdi sosyal medyanın maalesef şöyle bir mecra olduğunu unutmayalım. İnsanların bir kısmı sadece sosyal medyada var olabiliyor. Gerçek hayatta yok bu insanlar. Yani kendilerini ispat derdine mi düşüyorlar? Evet, tabii ki. Yani bir karakter arzı, bir kendini gerçekleştirme dediğimiz zemin bazı insanlar için ya da toplumun bir kısmı için ancak burada oluyor. Ben farkımı diyor ancak burada hissettirebilirim. Farkını hissettirmek için bilgi yok, beceri yok. Ne yapacaksınız? Ya serserilik yapacaksınız ya da ahlaksızlık yapacaksınız. O zaman bizim bu sosyal medyanın insanları, toplumu kışkırtan, tahrik eden bir mecra olmasının da önüne geçmemiz icap ediyor. Fakat Ali İhsan Bey az önce ifade etti. Ben bir şeyi daha ilave etmek istiyorum ona. Yani siz düşünün ki bir dönem hoca dediğiniz zaman, tesettür dediğiniz zaman, sakal dediğiniz zaman, cübbe dediğiniz zaman, İslami kimlik dediğiniz zaman siz resmi törenlerin hemen hepsinde bunları ne yaptınız? Ya alay konusu yaptınız, ya nefret konusu yaptınız, ya gericilik konusu yaptınız, ya başka bir şey yaptınız. Şimdi bir toplum tarihine savaş açabilir mi? Ya bu tarihimizde yanlış bir şey yoktur demek istemiyorum. Tarihimizde elbette yanlışlar vardır, eksikler vardır, kusurlar vardır, büyük günahlar vardır. Ama inanın ki büyük günahlarla mücadele etmemizin bile ahlaki bir zemini vardır. Bu nasıl olur? Ben size söyleyeyim. Bir gün Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bir kadın geliyor ve diyor ki ya Resulullah, ben zina ettim diyor. Benim cezam nedir deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sus, bunu hiç kimseye söyleme. Ama diyor ya Resulullah, sus, bunu hiç kimseye söyleme ve buradan git diyor. Bunu konuşma, bitti. Şimdi İslam günahın teşhirinden yana değildir. Şimdi fakat bugün öyle bir şey var ki birilerinin hatalarını, günahlarını, kusurlarını, ayıplarını teşhir etmek için mücadele eden bir toplum yapısı oluşuyor. Şimdi bugün ne konuşuyoruz? Biz ya adam diyor reklama gidelim. Affedersiniz otobüste bir kadının bilmem ya bu olacak iş mi? Şimdi diyor ki efendim bilmem nerede diyor kadını bilmem gözetlerken bilmem kocasından dayak yedi. Şimdi bu sebeple bizim ahlaki yapımıza dair temel kurallarımızı, kaidelerimizi tekrar tekrar oturup güzel bir biçimde izah etmemiz lazım. Hı hı. Yoksa bu medya kültürü bizi çürütür, çürütmekten öte kokuşturur, kokuşturmaktan öte imha eder. Allah korusun, bu çok büyük bir tehlikedir. Peki. Bu tehlikeye karşı sükunetle ama kararlılıkla bizim yürümemiz icap ediyor. Teşekkür ederim. Bir cümle söyleyebilir miyim? Medeni hukuk bilgisini Meral Akşener, İYİ Parti'nin genel başkanı, bu ülkeyi de yönetmeye aday olduğunu söyleyen bir siyasi partinin genel başkanı medeni hukuk bilgisinin medeni bilgiler kitabını ben bütün okullarda zorunlu olarak okutacağım dediği noktada benim nezdimde Antalya'da Serik'teki o öğrencinin Kur'an-ı Kerim'e attığı tekmenin çok daha ötesinde dini değerlere atılmış bir tekme olarak. Kendisi özür dilerim. Çok kısa. Muhtemelen okumamıştır. Şöyle bir yanlış yapıyoruz. Sanki herkes biliyor bu kitabı gibi değerlendirip söylüyoruz. Şimdi bilmeyen vardır. Ne var o kitabın içinde? Bir cümleyle söyleyeyim. Aha. Kur'an-ı Kerim'in tamamıyla peygamber uydurması olduğunu özetleyen bir kitap. Peki. Yani siz Kur'an-ı Kerim'ini fiziki olarak vurursunuz, belki cildine bir zarar vermiş olursunuz, o kadar. Ama
Eğer siz bunu aşılamaya kalkarsanız, öğrencilere bu fikri empoze etmeye çalışırsanız, Allah korusun bu toplumda artık din, iman diye bir şey, hiçbir şey kalmamış olur. Olmaz, doğru. Kısa bir reklam, reklam dönüşü farklı bir konuyla karşınızda olacağız. Siyaseti konuşacağız. Başka açıdan ikinci bölümde devam ediyor sevgili izleyiciler. Tabii fragmanlarda döndü. Birinci bölümde de avukat Ebu Bekir Elmalı'nın ismini anons etmiştik ama burada biraz da kendisini sitem edelim. Hani en azından gelemeyeceğini insan söyler. Burası bir ulusal televizyon ve yayını sabote etmeye hakkı yok. Her şey ayarlanmış, dekor düzenlenmiş ama konuk yok. Zaten gelmek zorunda da değil. Nezaketen gelmeyeceğim ya da gelemiyorum diyebilirdiniz. Ya da telefonları açıp Allah korusun belki ters bir şey olmuştur. En azından bunu söyleyebilirdiniz. Biz de o ihtimali de zinde tutarak söyleyelim. Belki ulaşamayacağı bir konumdadır. Dolayısıyla hani programda sabote olmadı canım. Güzel güzel sohbet ediyoruz. Yok, ben başta belirteyim de yani burası nihayetinde bu ulusal televizyon. Doğru. Ve ciddi bir program, ciddi bir televizyon. Ha, ama onu da şart düştüm. Belki İnşallah öyle bir şey yoktur da hani belki tarihsiz bir şey yaşanmıştır ama telefonları açmadığı için ve nihayetinde biz de izleyicimize yalancı çıktığımız için tırnak içerisinde bunu izah etmek istedim. Çünkü birinci bölümde anons ettim ben ismini. Tabii takılanlar olabilir. Adamı getirdiler geri mi gönderdiler falan diye her şey konuşulur her neyse. Peki bir soru soracaktınız herhalde Kenan Bey bir izleyiciden. Evet, programı ilgiyle izleyen bir dostum Kenan Bey'in konuşmalarından sonra bana bir soru yönetmiş. Bir kere Kenan Bey'in tespitlerine %100 katılıyorum ben de. Ama çarenin yasakçılık kapsamında değil de daha ziyade bu karşı ve iştirak etmediğimiz fikirlerin yanlış olduğunu anlatıp daha doğrunun ne olduğunu anlatma şeklinde olması gerektiğini düşünüyorum. Diyor ki internet devrinde ayıp kapalı kapılar arkasında kalamaz. Soru da şu: İslam dini haramı, rüşveti, günahı saklamak isteyen bir din midir? O verdiğiniz örnek dolayısıyla böyle bir intiba uyanmış olabilir. Ben bu soruyu size yönetmiş tabii olayım müsaadenle. Yani, güzel bir şey oldu aslında. Yani ifade eksik oldu. Buyurun. İnsanların hatalarını... Konuyu da bir hatırlatın da belki yeni açtılar televizyonu izleyiciler şöyle, var. Şöyle insanların hatalarını, kusurlarını araştırmak üzere bir din değil İslam. Fakat bu kamuya karşı işlenen, halka karşı işlenen suçlarla ilgili değil. Gasp gibi, rüşvet gibi, hırsızlık gibi, cinayet yolsuzluk gibi, yolsuzluk gibi ya da benzeri iltimas gibi. Yani bu anlamda herhangi bir suça dönük bir saklama söz konusu olamaz. Burada dediğim insanların kendi işlerinde zaafları olur, kusurları olur. Bunları tecessüs bu açıdan yasaktır. Tecessüs yani bir kişinin kusurunu araştırmak. O manada söyledim. Yoksa İslam bizatihi denetimi bize emreder. Yani Hazreti Ömer radıyallahu anh biliyorsunuz bir gün işte hutbe verirken hutbe dualarını okuduktan sonra dinleyin ve itaat edin dediğinde sahabeden birisi çıkıyor ayağa kalkıyor ve diyor ki ey halife seni dinlemeyeceğiz ve itaat etmeyeceğiz diyor. Hazreti Ömer diyor ki neden? Gerekçesi nedir deyince o zaman diyor sen şu üzerindeki kıyafetin bir hesabını ver diyor. Bu ganimetten gelen bir maldır. O ganimetten bana düşen payla ben kendim elbise dikemedim, diktiremedim ama görüyorum ki senin üzerinde böyle bir elbise var deyince Hazreti Ömer diyor ki bunu size oğlum Abdullah izah etsin diyor ve orada mescitte bulunan Abdullah İbni Ömer yani Hazreti Ömer'in oğlu kalkıyor diyor ki bana bir pay düşmüştü, babama da bir pay düşmüştü. Ne ona elbise çıkıyordu ne bana elbise çıkıyordu. Ben hakkımı babama devrettim, böylece o da bir elbise diktirdi diyor. Sonra dönüyor sahabeye. Nedir yani anlaşıldı mı bu yani itirazınız var mı yok deyince şimdi dinleyeceğiz ve itaat edeceğiz diyor. Şimdi bu manada söylemek istedim. Yoksa İslam bizatihi yönetimin en başta şeffaf ve denetlenebilir olmasını emrediyor. Şeffaf ve denetlenebilir. Her şeyin hukuka, adalete uygun olması gerektiği hususunda ittifak etmemiz gerekiyor. Evet. Bu söylediklerinizi inşallah bütün yöneticiler de duysunlar. Tabii tabii hepsi, ve hepimiz. Bu iyi örnekte uygulansın. İnşallah. Peki. Mesaj alınmıştır yani. Mesaj alındı. Siyasi iktidara izleyicimiz bir mesaj vermek için söylemiş ama ben de bir kısaca düşüncemi açıklayayım. Şimdi evet Hazreti Peygamber'in uygulaması öyle başlıyor. Doğru.
Ama zaten rüşvetinden başlayın yolsuzluğuna kadar o diğer suçların hepsi kamuya kendiliğinden sirayet eden, kamuoyu önünde görülebilir olan şeyler. Bir yolsuzluğu yaptığın zaman A'dan B'ye bir para aktarımı var. Onu zaten kamuoyu da görüyor. Onun gizlisi saklısı zaten yok. İki kişi kapalı kapılar ardında yapsa bile. Zinada da sen onu Bebek sahilindeki gibi yaparsan, dört tane şahit istiyor İslam dini zinanın cezasını vermek için. Dolayısıyla dört tane şahidin yoksa git evine diyor. Kimseye de anlatma bunu diyor. Ahirette ama bunun cezası var, o ayrı. Dünyada bunun cezasını vermeme noktasında Hazreti Peygamber bir hadis-i şerif irad etmiş oluyor. Ama sonrasında diğer rivayetlerde o kadın ben hamileyim dediği zaman, yani artık kamuoyu önünde de görünebilir hale gelince o suç, git çocuğunu doğur diyor. Ondan sonra cezayı uygulama noktasında bana gel diyor. Dolayısıyla bunların hepsinde ince ince mesajlar vardır. Siyasi mesaj vermek isteyenlere de, tabii izleyicilere de her zaman kapımız açık olması lazım. Eyvallah. Ama ben şu kanaatteyim ki bugünkü iktidar döneminde, biraz önce söylediğim o dansöz örneğinde de aynı şeyi söyledim. Bugün bir tane dansöz oynatma varsa, bir tane yolsuzluk varsa, dün bunun 10 katı vardı, ondan önceki gün 100 katı vardı, ondan önceki gün bunları yıl yıl anlatmış gibi, söylemiş gibi olayım. Ondan önceki gün, ondan önceki yıl 1000 katı yolsuzluk vardı, o fuhşiyat vardı. Bir tane somut örnek vereyim. 2014 yılında FETÖ'nün o operasyonunda, yargı operasyonunda, darbe operasyonunda en önemli unsurlardan, söylemlerden birisi de Etiler Polis Okulu'nun el değiştirilme ve oraya AVM yapılma iddiasıydı. 8-7 yıl sonra o arsanın hala İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tapusu altında olduğunu gördük. Ondan sonraki dönemde Kiptaş'a verildi. Kiptaş'tan da Yapı Yapı diye bir şirket ihaleyle aldı. Sonrasında bozuldu, şu oldu, bu oldu. Kent parkı yapacağız diyen CHP'nin il başkanı oraya gidip de gösteri yapan Canan Kaftancıoğlu, burayı kent parkı yapacağız diyenler, şimdi Ekrem İmamoğlu eliyle aynı arsayı aynı müteahhite verdiler. Aynı şekilde AVM benzeri bir şeyler yapılıyor oraya. Ama ben Canan Kaftancıoğlu'nu ne yolsuzluk yapılıyor burada diye bir yerde görüyorum, bir söylem içinde görüyorum. Ne de ben burayı kent parkı yaptıracaktım. CHP'nin söylemi buydu. Biz bunu hayata geçirmek için, peki, bir belediye başkanı bizim partimizden olsa bile bunu hayata geçireceğiz diye bir söylem içinde görmüyorum. Asıl konumuza geçelim. Yusuf Bey, bir katkı sağlayabilir miyim? Geldi zaten şimdi. Yolsuzluk ve siyasete geldik. Tamam. İşte yolsuzluk var mıydı, yok muydu acaba? Bayram Bey, bir şey mi söyleyeceksiniz? Bir katkı sunmak istiyorum müsaade ederseniz. Çok kısa lütfen. Tabii. Kısa ama. Tabii Alpay Bey'in insanlığa karşı bir saldırı var dedi. Tabii Türk aile yapısı derken milliyetçi bir duyguyla değil de kendi ülkemizi kastettim. O noktadaki kanaatlerine katılıyorum. Bu Fulbright'la ilgili de Yeni Akit gazetemizin 29.06.2020 tarihli nüshasında meğer milli değilmiş, eğitimimiz milli değilmiş isimli çok geniş kapsamlı ciddi bir açıklayıcı haber var bizi destekleyen. O hususunda internetten ulaşabilirsiniz anlamında arz ediyorum. Son olarak Serik'teki o çocuğumuz da bizim insanımızdır. Bizim çocuğumuzdur, mutlaka kazanmamız lazım. Bilgilendirmemiz lazım. Bunu da ifade etmek istiyorum. Peki. Teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Şimdi sürekli konuşuluyor. Özellikle muhalefet cephesinden erken seçim mi geliyor? Seçim zamanında mı olacak? Sonbaharda mı olacak? Yoksa iktidarın ya da Cumhur İttifakı'nın söylediği gibi 2023 Haziran'ında mı? Ama şimdi kulislerde farklı farklı şeyler geliyor. Konuşuluyor. AK Parti'nin, iktidarın kimi adımları, ekonomik adımları,
son dönemde biraz böyle hareketlenmesi. Mesela Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ben adayım, Kemal Kılıçdaroğlu sen aday mısın, açıkla hadi demesi. Grup toplantısında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yine bu yönlü sözler kullanması CHP Genel Başkanı'na. Yani biraz böyle bir hareketlilik var. Dolayısıyla bu hareketlilik de acaba erken seçim mesajı mı diye soruluyor. Ne dersiniz Emin Bey? Cevap vermeden evvel müsaade edersen. Buyurun. Dinleyicimiz seküler kısımdan, kesimden bir kişi ama çok dikkatle takip ediyor. Ben iki şey söylemek istiyorum bu seçim meselesine gelmeden. Vereceğiniz cevabı bildiğim halde ben müsaadenizle soruyu sormuş olayım. Otobüste genç bir kadını gizlice kameraya çekmek bir kusur mudur? Gizlice kameraya çeken kişi yakalanınca ifşa edilmeli midir? Cevabı bildiğim halde size sormuş olayım aracı olarak. Sonra müsaade edersen Ali İhsan Bey'e de bir şey sormak istiyorum. Evet. Orada rıza dışı bir şey var ama. Şimdi burada açık bir şey ki yani kişilik haklarına kamuda, bir saldırı var tabii, zaten. Kamu. Yani kamuya bu, bunu hani tartışmaya açmak doğru ama olmaz. Ama sizler açarsanız daha iyi oluyor. Çünkü dinleyicimiz seküler kısımdan tabii, sizden gelecek cevap şöyle, çok daha tatmin edici şöyle, olur. Yani burada açıkça hani bir hanıma, bir kadına ya da bir erkek de olabilir, o fark etmez. Çocuk taciz da olabilir. Var. Açık bir şekilde kişilik haklarına, onun mahremiyetine dönük bir saldırı var. Ben bunu kastetmemiştim. Benim kastettiğim şey, kişi bir günah işlemiş de bu günah hakkında kamuoyunun bilgisi yoksa bu kişi bu günah işledi diye teşhir etmenin doğru olmadığı yönünde çok Hazreti doğru. Peygamber'in bir tavsiyesi vardı. Bu manada söyledik. Yani mesela hani bazı şeyler olur, insanların yüzlerini böyle flulaştırılır. Yani toplumda onu ömür boyunca damgalamak yönünde bir hareket olmasın diye. Bu çok manada güzel. Söylemek istemiştim ben. Şimdi müsaade ederseniz ben Akit TV'den ilgili de bir şey söylemek Buyurun. İstiyorum. Belki ön yargı olabilir Akit TV'den ilgili. Ben birçok televizyon programlarına davet ettikleri yerlere gidiyorum. Bazı yerlerde sansürlüyüm. Belki de Akit TV insanların en rahat münazara yapabildikleri, hatta bazen münakaşa yapabildikleri bir televizyon. Bunu buradan özellikle söylemek istedim. Bazı televizyonlarda da tesadüfen yanlışlıkla bana şeyler geliyor. Yönetim Emin Bey'den hoşlanmıyor gibi şeylerden de karşılaşıyoruz. Onun için Akit TV'nin durumunu bir misafir olarak burada söylemek istiyorum. Hı hı. Şimdi Ali İhsan Bey, size benim bir sorum var müsaade ederseniz. Yolsuzluklar konusunda ne kadar hassas olduğunuzu biliyorum. Ve CHP'li belediyelerle muhalif konu belediyeler. Bu değil ama. Efendim? Bir dakika. Erken demin. Seçime geçeceğiz. Seçimi hiç bırakmayız, merak etme. Peki. Ben çünkü her gün tweet atıyorum hemen seçim diye. Peki. Cem Uzan da aman seçim yapmayın diyor. Yani öyle şeyler de var, konuşuruz. Allah aşkına 2002 senesinde iktidara gelen 94'te belediyede İstanbul'da, 2002 senesinde de merkezde iktidara gelen AK Parti'nin bir tane yolsuzluk mahkemesine intikal etmiş hadisesi olmadı. Bu sizce normal mi? Yani şimdi birçok olay var. Bir kere Cem Uzan dediniz. Cem Uzan'ı ortaya çıkartan, ondan evvelinde daha ben 1994 yılında Emin Çolaşan'ın yazdığı yazıları biliyorum. Ama Cem Uzan'ı kimse yargının önüne getirememişti. AK Parti iktidarı getirdi. O konuyu ayrı bir programda tartışalım. Cem Uzan'a yapılan haksızlık dünya tarihine geçecek bir haksızlık şahsı olarak. Onu her yerde ben anlatabilirim. Çünkü dosyayı çok iyi biliyorum. Ben AK Partili bir belediyede AK Partili bir bakanın veya AK Partili bir memurun 20 senede bir tek AK Partilinin mahkemeye getirilmemesi sizce normal mi? Yani mahkemeye getirilmesini şöyle değerlendirebiliriz. Veya ortaya çıkarılması. Şöyle değerlendirebiliriz. Ben şunu birebir biliyorum. Topu taça atmak için söylemiyorum. Eşinden ayrılıp bir başkasıyla evlenen kişiyi bir daha milletvekili adayı yapmadığını biliyorum. Tayyip Erdoğan'ın. Güzel. Bakın hassasiyete bakın. Aileye, saygıya bakın. Ki siz de milletvekilliği yaptınız ve o ilk dönemde isim vermeyeyim şimdi. Uzun süre kendisiyle de mücadele ettiğim ta Anavatan Partisi'nde siyaset yapan bir kişiydi. Eşinden ayrılıp bir başka kişiyle evlendi diye ki
Boşanma da haklı çok diye. Çok güzel. Şimdi, akçeli bir konu. Bir tek akçeli. Bu ama bunu konu. Hiçbir yere mahkemeye intikal ettirilmedi. Ya bu sen bunu yaparken neler yaptın diye bir tartışma Ali olmadı. Ali İhsan Bey bu etmez. Ama bu bakın kamuoyu, neye bağlı bir kamuoyu önünde de ben Tayyip Erdoğan'ın ya şu kişi şunu yaptı. Bunun için de biz onu bir daha milletvekili adayı yapmadık dediğini duymadım. Kendisi mahkeme mi? Böyle bir şey olabilir ama mi? Şu kendisi hakkı var siyasi olarak bir parti lideri olarak oyların da büyük çoğunluğunu da kendisi kazandığı halde bir kişi gelip de onun sırtından bir yerde milletvekilliği sıfatını kazanıp ondan sonra da işi yok eş değiştirme yok makam koltuğu değiştirme şeklinde bir uygulamaya geçerse hop arkadaş der. Güzel. Ben akçeli işlerden bahsediyorum. Peki akçeli işlerden bir siz mesela şunu söyleyin bana. Deyin ki ya Cem Uzan gibi şu kişi de Cem Uzan madem mahkum oldu 18 yıl hapis cezasına. Neden mahkum olduğunu biliyor musunuz? Biliyorum. Neden? Zimmetten. Hayır. Peki. 50 bin lira geri kalanı orman kendisinin iştirak etmediği bir şirkette hakim ortak diye orman kanunundan 400 dönümlük bir yerde 4 dönümlük bir orman ihlali olduğu için mahkum olduğunu biliyor musunuz? 18 yıla mahkum olmaz Emin Bey. Biz bunu tartışırız ama bak, şimdi bakın şey 18 yıl değildir onun cezası. Ben çok iyi biliyorum. Toplama bakın sen, toplam ben size yılda. Yerini söyleyeyim. Hayır değil. Ben size yerini söyleyeyim. Star Gazetesi'nin şurasında şu karikatürü var ya. Şurada Star Gazetesi'nde aylarca hazine bonosu satıyoruz İmar Bank'ta diyerekten gazetede. Siz Cem bakın Uzan'ın siz Cem Uzan'ın İmar Bankası'nda ortak olmadığını biliyor musunuz diyeceksiniz. Peki Star Gazetesi'nde neydi? Ortak. Star Gazetesi'nde burada siz İmar Bank, Kemal Baba'nın bankasında, babasının Ali bankasının Bey, her, olmayan her ilgilerden evet, sorumlusun. Evet, evet. Yok başta, ya. Baştan sona ondan çıkarsınlar sonra bana. Evlerden, desinler ki sattığınız evlerden buyurun, açığa buyurun, çıkan söyleyin, olursa ne yapacaksınız? Buyurun söyleyin bir tane. Olur mu öyle bir şey? Şimdi bu ben size çok net olarak söyleyeyim. Cem Uzan yarınki yazımda reklamını yapmış olalım. Yarınki yazımda Cem Uzan üzerine. Cem Uzan bu ülkede gerçekten planlı bir hortumun baş mimarlarından birisidir. Ne yazıktır ki yurt dışına kaçan birisini bugün Sözcü Gazetesi CHP çizgisindeki insanlar bir yandan Tayyip Erdoğan kaçacak derken kendileri kaçan bir adamın övgüsünü, propagandasını yapıyorlar. Ben şunu söyleyebilirim. AK Parti içerisinde yanlış yapanlar olmuştur ama suç niteliğinde eğer olduysa siz bana somut olarak derseniz ki şu belediye başkanı şunu yapmıştır. Melih Gökçek diyeceksiniz. Ben Melih Gökçek'le ilgili 2014'ün Şubat ayında yanılmıyorsam yani bir ay fark olabilir. Ankara'daki Turgut Özal Üniversitesi'nin arsasını Melih Bey niye verdin FETÖ'cülere diye yazı yazmış insanım. Seni tebrik ederim. Sonrasında ben Tayyip Erdoğan'ı soruyorum. Tayyip Erdoğan başta olarak bir tane AK Partili Melih Bey'in sizin dikkate getirdiğiniz konu dahil bir tek AK Partili akçeli işler dolayısıyla yargının önüne çıkarttı mı çıkartmadı mı? Ama yoksa ne yapacak? Ya zorla mı şey? Zorla mı yapacak? Olabilir yani mi böyle bir Melih şey? Melih Gökçek örneğiyle benim dedim. Milletvekiliyken dikkate getirdiğim 20-30 tane hadise var. Ben, BDDK ve TMSV de dahil olmak üzere. Ben Melih Gökçek olayını devamını olacak getireyim. Şey mi bu? Melih Gökçek olayında ben o yazıyı yazdıktan sonra Melih Bey bana hakkımı helal etmiyorum Akit Gazetesi'ne diye sosyal medyada paylaşım yaptı. Tanıdığımız insanlara paylaşımlarda bulundu ama hakkını teslim edelim. 6 ay sonrasında, 7 ay sonrasında o arsayı geri aldırttırdı. Belediye başkanı sıfatıyla yetinmedi. O parayı da Turgut Özal Üniversitesi hala faaliyetine devam ediyordu. Parasını da tahsil etmek üzere çalışmalarını yaptı. Şimdi hepimiz yanlış yapmış olabiliriz ama suç niteliğinde olmayan bir şeyi de suç niteliğinde gibi göstermeye hakkımız olmasa gerektir. Peki siz bugüne kadar AK Partili herhangi bir belediye başkanı hakkında hiçbir işlem yapılmadığını iddia ediyorsunuz değil mi? Belediye başkanı, memur, bürokrat, milletvekili, bakan da, kim siz, var? Siz konuşurken
Hemen baktım, birkaç tane gördüm. Tabii isimlerini zikretmeyeceğim çünkü hemen anında baktığım için sitede tarihini de görmedim haberin. Belki aklanmıştır. İsmini zikretmeyeceğim. İçişleri Bakanlığı hakkında pek çok yolsuzluk iddiası bulunan İstanbul'un bilmem neresi, beldenin ismini de vermiyorum, AK Partili belediye başkanı, ismi sansürlüyorum, HYY'yi görevden aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından bilmem ne kaymakamlığına gönderilen yazıda Y'ye tebliğ edildi. Y hakkında yolsuzluk iddialarını ortaya atan işte bilmem nerenin imar müdürü bilmem kim şikayetlerin ardından birçok kez saldırıya uğramıştı vesaire. Yani varmış böyle şeyler olmuş. Mahkemeye intikal etmiş mi? Gözaltına alınmaktan sonra mecburen. Görevden alınmış. Yok, görevden şey alındıktan sonra mecburen. Bakın, görevden alınan çok bakan da var. Mecburen. Benim milletvekilliğim döneminde de bakanlıktan alınan. Hayır yani bak, bu tür bir suçlamayla. Dava açılmış. Haberin detayına baktım. Devamına bakmak lazım. Yolsuzluk hakkında yolsuzluk davası Allah, açılmış. Allah aşkına bir tane örnek bulduysanız çok memnun. Değil. Vardır 3-4 tane yani, o kadar da ya değil. Ya 3-4 taneyle benden dalga mı geçiyorsunuz? 20 sene Türkiye gibi bir yerde yolsuzluk iddiaları arşu alaya çıkmışken, hayır, imar bakın, yolsuzlukları bir dakika. Özür dilerim bir dakika. Siz ya dediniz ki bir tane bile yok. Peki bir tane varmış, özür dilerim 10 tane yok diyeyim. 20 senelik bir iktidarda. Peki Emin Bey. Bir dakika lafım bitirin. 25 senelik belediye iktidarında, 20 senelik merkezi iktidarda bazı millet ve bazı bakanlar yolsuzluk yaptığı bilindiği için yok olurlarken ortadan, demin anlattığınız Tayyip Bey'in usulüyle kendisi karar verip bunlar yok olsunlar diye gündem dışına çıkarılırken bir tane mahkemeye intikal edecek hadise olmadı mı? Peki, Türkiye'de? Ben de size sorayım. 2007 20 yıl diyorsunuz ya, 2007'de AK Parti kapatma davası açıldı. Yargıtay evet. Başsavcısı tarafından. Rezillik. Rezillik. Peki tamam. O rezilliği bile yapabilen başsavcılar varken bu ülkede AK Partili belediye başkanlarının, bakanların yaptığı yolsuzluğu gören o savcılar kimden korkuyorlardı ki o davayı açamadılar? AK Parti'nin köküne kibrit suyu dökmeye çalışan başsavcıdan bahsediyorum. 2007'den bahsediyorum. 2010'lardan bahsederim. Daha 2 ay öncesinde Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesi hakiminin verdiği kararı 10 dakika sonra getiririm ben size. İyi Parti'nin disiplin kurulu üyesi olan Akın Uyar avukat Tayyip Erdoğan için en aşağılık ifadeleri kullanmış. Haber yapmışız. Hanımefendinin, Hakime Hanım'ın söylediği onlar 4 yıl önceki paylaşımlardır. Bugünle bir ilgisi yoktur. Bu kişinin paylaşımlarının haber yapılması hukuka aykırıdır. Akit gazetesinin 30 bin lira tazminat ödemesine diyor. Bugün Tayyip Erdoğan'a küfreden insanları açığa çıkartmamızı engelleyen, mahkum eden hakimler hala görevde. Dolayısıyla eğer varsa suçüstü olan şeyler olabilir, değişik suçlar olabilir. Bunları kimse savcı mavcı korkmaz. 2007 yılında AK Parti'nin kapatılmasından bahsediyorum. Bir tane belediye başkanından bir suç üstünden falan bahsetmiyorum. AK Parti temelli kapatılıyordu. Hatta devamını getireyim. Sadece başsavcıyla sınırlı değil. Bir de 6'ya 5 kararla kıl payı kapatılmaktan kurtuldu ama mahkum oldu. Doğru. AK Parti mahkumdur şu an. Neden? Evet. Başörtüyü serbest bıraktırmak istediği için. Dolayısıyla yargı öyle kimsenin elinde falan değil. Eğer varsa hani suç Bey, işleyenler. Bu konuda sen benim, siz evet. Benim söylediğimi not almış olun. Alayım. Bugün televizyonda söyledikleriniz de not edilmiş olsun. Eyvallah. Ama 20 senedir bu kadar pirupak ettiğini düşünüyorsanız hayatın olağan akışına ters diyorsunuz. İşte AK Parti demek ki kendi içinde denetimlerini sağlamış diye ben de söylerim. Ama ben kimsenin yolsuzluğunu da hiçbir şekilde, bakın Etiler Polis Okulu'nun örneğini verdim. 17-25 Aralık'ın en önemli kilit taşlarından birisidir. Orası Yasin El Kadı'ya peşkeş çekilmişti. Neler neler anlatıldı. Dinleme kayıtları ortaya konuldu. Her şey bitmiş gibi gösterildi. Ama ve lakin 7 yıl sonra biz o arsanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına tapuya hala kayıtlı olduğunu gördük. Daha vahimi, bunların hepsini önleyeceğiz, burayı kent parkı yapacağız diyen CHP şimdi orayı gayet güzel aynı müteahhite aynı şekilde
verdi veya tırnak içinde onların deyimiyle peşkeş çekti. Peki bu belediye başkanları o zaman niye mahkemeye götürülmüyor bunları yapanlar? Yani burada bir arsanın, siz Etiler Polis Okulu'nu soruyorsanız eğer... Hayır, onu sormuyorum. O zaman bir şey daha soracağım. Bu CHP'li belediyeleri tenkit ediyorsak onlardan niye intikal eden yok adalete? Şu an yargılananlar var. Yani Bilecik'te tutuklanan var. Yerine gelen, rüşvetten dolayı yerine gelen bir başka CHP'li, o da tekrar... O zaman Türkiye'de yolsuzluktan bahsetmeyelim, pir ufak ortalık. Yok, ufak tefek yani. İstisnai mahkemeye intikal eden... Yalova Belediye Başkanı hem görevden alındı hem tutuklandı, CHP'li bunlar tabii. Birçok örnek var. Peki. Soruna gelelim istersen. Yok, gelmedi. Erken seçim. Farklı iki kişinin hakkı kaldı. Siz diğer bölüme kaldınız. Yok, tamam. Eyvallah. Olur. Eyvallah. Peki. Eyvallah. Çünkü 20 dakika kaldı. 10-10 bölüştürelim. Eyvallah. Ankara'ya gidelim. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bayram Sakartepe. Aslında konumuz tabii erken seçimdi. Emin Bey bir konu açtı. Güzel de bir tartışma oldu. Ama erken seçim... Kamuoyu tartışıyor, ciddi ciddi tartışıyor Bayram Bey. Acaba ufukta bir erken seçim mi var? Ya da bu yönlü emareler görüyor musunuz? Evet, öncelikli olarak son seçim kanunumuzda yapılan değişikliğin üzerinden bir yıl geçsin ki o hükümler yeni yapılacak seçimde uygulanabilsin. Anayasanın 67. maddesi. Evet, bir anekdot olarak, bir dipnot olarak bir kenara koyuyoruz. Bizim parti olarak erken seçim veya seçimin ne zaman yapılacağından ziyade seçime hazır olmamız önemli. Yaklaşık 2 yıldır 81 ilde 926 ilçede örgütlenmesini tamamlayıp şu anda 350 bin fiili üye sayısına ulaşıp 200 bin sandığın 100 binini de baş müşahit atamış, üyelerinin yaş ortalaması 36 olan, seçime hazır, dinamik bir kadro olarak bizim beklentimiz belki Haziran'da değil birkaç ay önce yapılabilir. Ama sonbaharda da yapılsa, efendim ilkbaharda da yapılsa, seçimin sürpriz partisi, yeniden Refah Partisi olacak şekilde bu beklentiyle seçimlere hazır halde bekliyoruz. Sürekli her hafta sonu olmak üzere milletimizin arasındayız. Onların dertlerini ve çözüm önerilerimizi anlatıyoruz. Milletimizin sesi olmaya da adayız. Bu noktada seçimin birkaç ay öncesinden yapılacağını tahmin ediyoruz. Ama bugün de yapılsa bizim için bir şey ifade etmiyor. Özür dilerim. Hem şu anda da hazırız seçime. Var Bayram Bey. Anayasanın 67. maddesine dikkat çektiniz ki seçim kanununda değişiklik yapıldı. Dediniz ki bir yıl geçmeden yeni bir seçim yapılamaz. Ama kamuoyu bugün bunu tartışıyor. Uygulanmaz. Herhalde... Değiştirilen hükümler uygulanmaz. Dolayısıyla hükümetin yeni değişikliği yani uygulama ihtimalini... Olsa... Yani böyle bir karar alınsa bu mümkün değil mi hukuken? Mümkün değil, bir yıl geçmediği için. Böyle mi Ali İhsan Bey? Dolayısıyla bunu anayasa göz önüne değiştirilirse artık alarak... çoğunlukla hep beraber. Evet. Anayasa değişirse haliyle o madde yürürlükten kalkmış olur. Dolayısıyla bir yıl bekleme şartı da ortadan kalkmış olur. Ama anayasayı değiştirilirse... O da zor iş. Yani bütün partiler toplanıyor. O zaman zor, niye tartışıyoruz ki erken seçimi? Belki tabii. Erken seçimi şöyle yani, tartışabiliriz. Yani uygulamaz şu son değişikliği. Uygulamadan olur veyahut da yanılmıyorsam Mayıs, Nisan ayının sonu gibiydi o kanun. Ha, son değil. Tamam, dolayısıyla o zaman. Dolayısıyla Nisan ayının sonunda tekrar o tarihten bir yıl sonrasına hemen denk gelecek şekilde uygulamazsa olur. Ama uygularsa evet. Mümkün değil. Evet. Tabii Ali İhsan Bey'in söylediğine katılıyorum. Aynı şeyi ifade ediyoruz. Evet. Sanki Haziran'da değil de birkaç ay öne çekilebilir seçim. Beklentimiz 2023'ün bahar aylarında yapılması diye düşünüyorum. Hukuken sorar mısınız kaç oy lazım erken seçim kararı alması için meclisin? Duydunuz herhalde Bayram Bey. Soruyu ben tekrar edeyim mi? Şu anda madde metni önümüzde değil ama erken seçim kararı bir kanun olduğu için salt çoğunluk olduğunu tahmin ediyorum ama teknik olarak bakmam lazım. Yani salt anayasa değişikliğinde olmuş. Nitelikli çoğunluk aranıyor.
Fakat seçim kanunu almak, seçim kararı almak için salt çoğunluk diye düşünüyorum Hatta Emin Bey. Hatta yani meclisin o an bulunan milletvekillerinin sayısına göre. Yani az kişiyle yakalarlarsa. Yani o oturuma katılan milletvekillerinin salt çoğunluğu diye düşünüyorum. Evet, evet. Sizin seçimdeki tavrınız olacak. Diyelim iki aday kaldı. Birisi Millet İttifakı, diğeri Cumhur İttifakı. Böyle bir durumda tavrınız ne olur Yeniden Refah Partisi olarak? İkinci turdan bahsediyorum. Yusuf Bey, öncelikli olarak Sayın Genel Başkanımız Fatih Erbakan Bey bizim Cumhurbaşkanı adayımız. Şu anda Yeniden Refah Partisi herhangi bir ittifakta değil. Üçüncü bir ittifakı kurabiliriz veya kendimiz tek başımıza seçime girebiliriz. Bunun kararını seçime yakın vereceğiz yetkili kurullarımızla birlikte. Dolayısıyla ikinci tur ihtimalinde o bir soruydu. Bir takım zorlama ihtimallerle beraber ve genel başkanımız da bir takım şartlarla bahsetmişti. Ben burada ikinci tura muhterem genel başkanımızın kalacağını düşünüyorum ve kendimize oy vereceğimizi buradan deklare ediyorum. Peki hayırlısı. Genel manada Türkiye'nin şu an içerisinde bulunduğu durum hakkında özellikle ekonomik olarak Yeniden Refah Partisi ne düşünüyor? Bir ekonomik kriz var. Geçen gün 10 tane özellikle domates aldım. Manavda tarttırdım. Kaç para dedim? 75 lira dedi. Özür dilerim. Yani 7,5 lira bir domatesin kilosu. Yalnız bugün biraz... Evet, 10 domatese. Kaç kilo geldi? Yaklaşık... bilemiyorum 10 domates kilosundan ziyade 10 adet domatesti. Hani geçen hafta mı yoksa kışı mı? Bir ay önce. Bir ay önce efendim. Bir ay önce. Şu anda biraz daha 45 liraya falan gelir. Hmm. Yani bir ay önceyle fiyatlar biraz daha geriye geldi. Haksızlık yapmayalım. Tamam, şimdi oldu. Bir ekonomik kriz var. Alım gücünde bir düşme var. Biz 2019 yılında ülke bir pandemiye gidiyor. 150 milyar dolarlık kaynak paketi hazırladık. Hükümet başta olmak üzere bütün siyasi parti liderlerine gönderdik. Ve hükümetimize de bir çağrıda bulunduk. Ülkemiz ve dünya bir sıkıntıya giriyor. Yeni vergi koymayalım dedik. Nedir? Şu anda bir arabayı parasını 3 araba, özür diliyorum, bir arabayı 3 araba parasını alıyoruz vergilerden dolayı. Yeni zam yapmayalım dedik. Biliyorsunuz şu anda akaryakıtın geldiği nokta. Biz öncelikle geldiğimizde üretim ekonomisine geçmemiz lazım. Üretmeyen bir milletin ayakta durma şansı yok. Bu anlamda gölge kabinemizi kurduk. İsmine milli siyaset kurulları diyoruz. Üretiyoruz diyor, dışarıya satıyoruz diyor. Büyüyoruz diyor. Hayır. Biz geldiğimizde gölge kabinemizi kurduk. Şurada bir kitabımız var. Refah iktidarında Yeniden Refah Partisi'nin ilk 100 gün icraatları diye. Bunu önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacağız. Toplam 16 bakanlıkta ilk 100 gün içerisinde hangi icraatlara, hangi dokunuşları yapacağız? Yaklaşık 250 tane uzman arkadaşımız, 40 profesör, özel sektör yöneticisi, bilim adamı, eski bürokrat olmak üzere Yeniden Refah iktidarında hangi icraatları yapacağımızı onları planlıyoruz. İnşallah ikinci adımımız ilk 500 gün icraatlarımız olacak. Bu noktada parayı nereden bulacağız? Milli kaynaklarımızı nasıl harekete geçireceğiz? Bunların fizibilite ve altyapı çalışmalarını yaptık. Ayrıca Türkiye'yi biliyoruz diye ARGE Başkanlığımız tarafından çok detaylı bir araştırma yapıldı. Burada sadece şunu söyleyeyim. Türkiye'nin hangi kavşağında hangi kazalar oluyor daha yoğunlukta veya hangi ilinde hangi suçlar daha fazla işleniyor bunları planladık. Ve Türkiye'nin 81 iline 685 proje acil olarak nerelere yatırım yapılması hususunda da planlamamızı yaptık. Neyi ifade ediyorum? Türkiye'nin şu anda acil olarak üretim hamlesini daha da çıtayı yükseltmemiz lazım. Bunun altyapısı ve kaynaklarını da hazırladık, planladık. İlk 100 gün ve ilk 500 gün yol haritalarımızı da planlı bir şekilde hazırlıyoruz. Burada sadece birkaç kişi değil, yaklaşık 300 kişilik bir bilim adamı ekibimizle bu çalışmaları yürütüyoruz. Peki,
Çok teşekkür ederim. Ayrıca bir müsaade ederseniz bir katkı çok tabii. Diğer konuklarımın hakkına girmeden. Buyurun. Geçen hafta Alanya'daydık. Milli Siyaset Akademimiz var bizim. İlk kez Türkiye'de diplomalı siyasetçi dönemini başlattık. Yaklaşık 50 veya 60 saatlik bir konu üzerinde siyasetteki atıyorum dış politika, siyaset tarihi, siyaset bilimiyle ilgili Türkiye'den öğrencilerimizi alıyoruz. Üniversite hocalarımız ve işin ehli hocalarımız tarafından eğitime tabi tutuluyor ve ondan sonra sınava tabi tuttuktan sonra hak edenlere diplomalarını, sertifikalarını veriyoruz. Bu anlamda da diplomalı siyasetçi yetiştiren ilk partiyiz. Bunu da katkı olarak vermek istedim. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kenan Bey, Cumhurbaşkanı'nın bugün bir az önce de belirttiğim ifadesi vardı. Ben Cumhur İttifakı'nın adayım, sen aday mısın açıkla diye. MHP lideri Bahçeli'de, Sayın Bahçeli'de grup toplantısında bunu söyledi. Bu bir teknik hamle mi? Hadi teknik demeyelim de bir herhalde siyasi bir hamle. Ne dersiniz? Doğal olarak yani AK Parti ve MHP açısından yani Cumhur İttifakı açısından bakıldığında strateji bir an önce adaylarını açıklaması yönünde baskı oluşturarak karşıda nasıl bir problem var ki özellikle problem var yani problem olduğu için oraya değinmek Cumhur İttifakı buraya baskı yapıyor doğal olarak yani orada bir zaaf noktası orada bir anlaşmazlık ihtilaf noktası görüyor doğal olarak oraya baskı yapıyor çünkü hani söylemeye gerek yok ama en azından şu anda 3 tane açık aday var yani bunlardan birisi Kemal Kılıçdaroğlu o açık bir şey ama diğer taraftan da Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları'nın da burada aday olma yönünde hem kendi talepleri var hem de bence Meral Hanım'ın yani İyi Parti'nin bu noktada ya Mansur Yavaş ya Ekrem İmamoğlu üzerinden bir hamle yapma çabası var. Bu bir biçimde görülüyor. Zaten dün örneğin işte İyi Partili bir milletvekilinin işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun mezhebi kimliği... Özür dilerim unutmayın. Değerli izleyenler, Bayram Bey'e haksızlık yapmayın. Ben özellikle sordum yanlış anlaşılmasın diye. Şimdi herkes diyor ki domates 5 lira, 6 lira, 7 lira. Nerede 1 kilosu 75 lira, 2 kilosu 75 lira diye. Ben özellikle sordum. Bayram Bey bir ay önce dedi. Sonra da dedi ki haksızlık yapmayalım. Evet bir ay önceydi dedi. Bir ay önce 25 lira falan herhalde. Sonradan 40... Evet 45 liraya falan geldi bugünlerde diye de özellikle düzelttim. Tamam. Yani o yüzden size de bir haksızlık yapılmasın diye açıklayayım. Buyurun. Unuttunuz mu Kenan Bey? Kusura bakmayın. Evet yani bir tartışma zemini yürüyor. Şimdi diyorlar ki işte Alevi kimliği dolayısıyla bir İyi Partili milletvekili diyor ki seçilemez diyor. Seçilmesi uygun değildir diyor. Sonra Meral Hanım çıkıyor diyor ki hem Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür diliyorum hem de bütün Alevi vatandaşlarımızdan özür diliyorum diyor. Sonra da diyor ki işte bu arkadaşımızı disipline sevk ettik diyor. Şimdi ben bu hamlenin nasıl bir hamle olduğunu yani parti içinde konuşulup kararlaştırılmış bir hamle mi? Yoksa parti içerisinde bir grubun hassasiyetinin Meral Akşener'e rağmen deklare edilmesi şeklinde mi tezahür ettiğini bir zaman içinde anlayacağız. Yani bugün ona karar vermek çok kolay değil. Fakat diğer taraftan da işte bugün bakıyoruz işte bazı işte kanallarda diyeyim ki bazı internet haber portallarında işte diyor ki efendim Kemal Kılıçdaroğlu gibi işte Alevi bir kişinin Cumhurbaşkanı adayı olması hatta Cumhurbaşkanı olması Türkiye için şereftir. Büyük bir ayrıcalıktır filan. Ya kardeşim niye şeref olsun niye şerefsizlik olsun yani bunu yani Alevi olur Sünni olur ya da başka bir şey olur. Yani bir mezhep üzerinden bu kavgayı bu şekilde yapmanın ne manası var? Yani seçilecek seçilmeyecek biz onu bilmiyoruz. Aday mı değil mi de henüz onu da bilmiyoruz. Ama bizim dikkat çektiğimiz nokta altılı masayı oluşturan aktörlerin içerisinde burada ihtilaf var. Özellikle İyi Parti cephesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı bence iki büyükşehir belediye başkanı adayı üzerinden bir kart öne sürmüş durumda. Bunun böyle olup olmayacağını hep birlikte ilerleyen günlerde göreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı dediği şey açık belli zaten. Defalarca da söylenmiş. Aday belli. MHP aday olarak da zaten Tayyip Erdoğan ismini çok açıkça defalarca altını çize çize vurgulayarak ifade ediyor. AK Parti açısından da ben başka bir
seçeneğin gündemde olduğunu hiç zannetmiyorum. Özür dilerim. Peki şunu niye Sayın Cumhurbaşkanı özellikle vurgulamış olabilir? Belki hatta birkaç program önce ben sormuştum Sayın Ahmet Akın'dı sanırım. Ahmet Bey'di. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da aday olduğunu söylemiyor diye. O gülmüştü. Bugün özellikle niye vurguladı? Tamam, Cumhur İttifakı'nın adayı hep Tayyip Erdoğan deniliyordu ama bugün niye vurgulamış olabilir? Ya şimdi ben orada çok böyle önemli bir farklılık olduğunu düşünmüyorum. Bakın şu an itibariyle, bugün itibariyle normal şartlarda seçime tam bir yıl kalmış durumda. Hı hı. Ve bu Cumhurbaşkanlığı seçimleri aynı zamanda meclis seçimleri de demektir. İki seçim aynı anda yapılacak. Türkiye kritik bir süreçte. Ekonomik anlamda, siyasi anlamda, askeri anlamda. Yani görüyorsunuz NATO ile siz yani dişe diş bir mücadele veriyorsunuz. Yani mesele sadece Finlandiya'nın ya da İsviçre'nin, NATO'ya girip girmemesiyle sınırlı bir olay değil ki. Yani NATO'daki durumunuzu siz tahkim etmeye, NATO'daki durumunuzu, elinizi güçlendirmeye dönük adımlar atıyorsunuz. Evet, siz karşınızda iki İskandinav ülkesi varmış gibi konuşuyorsunuz ama konuşmalarınız o kadar kapsamlı ki aslında İsveç ve Finlandiya'nın PKK ya da diğer örgütler üzerinden yapıp ettiği bütün hareketleri reddederek, zemmederek, kınayarak, ayıplayarak, onları belli diyeyim ki kurallar çerçevesinde yazılı bir anlaşma vermeye, taahhütte bulunmaya teşvik ederken siz bu sözü Fransa'ya söylüyorsunuz, Almanya'ya söylüyorsunuz, Amerika'ya söylüyorsunuz, başkasına söylüyorsunuz. İki, şimdi bugün Cumhurbaşkanı bir tatbikata katılıyor ve tatbikatta diyor ki biz Yunanistan'a akıllı olmasını, tamam, makul mantıklı hareket etmesini tavsiye ediyoruz. Bu söylediğimiz söz bir şaka değildir diyor ve Yunanistan'la ilgili konuşurken şöyle bir cümle kuruyor. Diyor ki Yunanistan'daki bu 10 tane askeri üs kime karşı kuruldu? Ha, sorarsan diyor ki Rusya'ya karşı, onu külahımı anlat diyor. Şimdi demek ki bu sözü söylediğinde bu üslerin Türkiye'ye karşı kurulmuş olduğu yönünde Türkiye'nin resmi bir görüşü var ve bunu uluslararası kamuoyuna deklare ediyor. İkinci olarak aynı konuşmanın devamında Cumhurbaşkanı'nın söylediği söz, diyor ki biz güneyimizde oluşturduğumuz güvenlik koridorunun eksik noktalarını da tamamlayacağız diyor. Şimdi bakın günlerce Sayın Cumhurbaşkanı Münbici telaffuz ediyor mu? Evet. Tel Rifat'ı telaffuz ediyor mu? Evet. Ve arada bir Aynel Arap da geçiyor. Başka bir nokta da geçiyor. Yani dolayısıyla bizim öngörebildiğimiz kadarıyla, anlayabildiğimiz kadarıyla hazırlıklara baktığımızda Türkiye şu anda en az Fırat'ın batı tarafındaki iki noktaya kesinlikle yüklenecek ve oraya dönük kesin bir askeri hamle yapacak. Şimdi bunu yaptığı zaman bu orada da kalmayacak. Yani adım adım Türkiye ne yapıyor? Beşinci harekatı yaptığında güney sırrına ilişkin 35 kilometre derinliğinde bir inisiyatif alanı oluşturuyor. Şimdi bu bölgede aynı zamanda diğer devletlerle, örneğin Rusya'yla, örneğin İran'la, örneğin Körfez ülkeleriyle olan dengeyi de değiştirecek. Neden dengeyi değiştirecek? Çünkü PKK üzerinden, PYD üzerinden Batı'nın, özellikle Amerika'nın yapmak istediği bir girişim var. Garnizon bir devlet oluşturmak istiyor. Türkiye bu devleti o bölgede kurulamayacak noktada bazı diyeyim ki hamleler yapıyor. Şimdi bu sebeple 2023'e doğru giderken Türkiye gerçekten de stresli bir biçimde gidiyor. Evet, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ta 1923'ten beri hep sancılı olmuştur. İnönü'nün seçilmesi de sancılı olmuştur. Celal Bayar da sancılı olmuştur. Efendim Cemal Gürsel de sancılı olmuştur. Fahri Korutürk de, Demirel'in, Özal'ın seçilmesi de sancılı olmuştur. Yani Cumhurbaşkanı, çünkü Türkiye sistemi açısından bakıldığında bütün sistemin bir noktada ne diyelim üzerine güvenliğin, diplomasinin, bilmem şunu şunun hepsinin mimarisinin yapıldığı bir kilit taşı. Bu sebeple bu kadar hengamenin ortasında Cumhurbaşkanlığı seçimleri tabii ki geriliminde, kavganın da merkezinde olacaktır. Sayın Kılıçdaroğlu şimdi sorulduğu zaman, ya HDP meselesine nasıl yaklaşıyorsunuz? Çünkü HDP meselesi sadece HDP meselesi olarak kalmıyor. HDP'nin son bir dakika. Evet, HDP'nin
Diyor ki örneğin baktığımızda Suriye'ye bir operasyon olmasın diyor. Suriye operasyon olmasın dediğiniz zaman siz şunu diyorsunuz. Ya orada Amerika ile beraber biz güzel güzel şu devleti kuralım demektir bu. Tamam, Amerika ile beraber devleti kurdunuz. Peki diğer adamlar ne olacak? Burada 5 milyon insan yaşıyor. Avrupa'ya 3 milyon insan gitmiş. Lübnan'da 2 milyon insan var. Ürdün'de 1,5 milyon insan var. Onlar ne olacak? Onlar önemli değil. Gelsin geriye olmaz. Niçin? Çünkü o zaman diyor bölgenin demografisi değişiyor. Ya demografiyi zaten siz Amerika ile beraber çoktan değiştirmişsiniz. Bu sebeple yani HDP'nin durumu, PKK'nın durumu, PYD'nin durumu, oradan hareket ettiğimiz zaman İYİ Parti'nin durumu, bilmem neyin durumu da hep birlikte masaya gelecek. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu şekildeki konuşmalarında ben 2023'e giden süreçte bazı hesapları en azından kendi açısından tahkim etmek ve bazı hesapları da peki, bozma noktasından bir adım olarak değerlendirmekteyim. Teşekkür ederim. Kısa bir reklam. Reklam dönüşü tekrar karşınızda olacağız. Bölümle karşınızdayız sevgili seyirciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu arada Yunanca ve İngilizce atmış olduğu tweetler var. Bir kez daha tekrar ediyorum. Yunanca ve İngilizce atmış olduğu tweetler var. Ne diyor? Şu ifadeler kullanılıyor. Bahsetmiş olduğum tweetlerde Yunanistan'ı bir asır önce olduğu gibi pişmanlığa yol açacak rüyalardan, sözlerden ve eylemlerden kaçınması ve aklı başına dönmesi için bir kez daha uyarıyoruz ifadesi yer alıyor. Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez, kimsenin kendi hukukunu çiğnemesine de izin vermez. Daha sonra da bu tweette Doğu Akdeniz'den bahsediyor sevgili izleyenler. Evet, Emin Bey, erken seçim olur mu dedik. Sizin orada yorumunuzu alamadık. Evet, arada buyurun. Konuşuyorduk. Hakkımı şey etmemek için girmek istemedim. Yeni buyurun. Sisteme göre, Ali İhsan Bey'le de arada konuştuk. Yeni sisteme göre erken seçime gitmek için meclisin 3/5 ile karar alması lazım. 360 milletvekili lazım. Evet. Bu 360 milletvekili ne Millet İttifakı'nda ne Cumhur İttifakı'nda yok. 360 sandalye. 367 mi? 360. 360 lazım. 600'e göre. 367 başka şeyleri evet, hatırlatıyor. Oraya gitmeyelim. Evet. Yani bunun için bir erken seçim, eğer erken seçim söz konusu olursa bunun sonbaharda olabilme ihtimalini görüyorum ben. Ama gelecek seneye sarkarsa muhalefet 2 ila 3 ay öne alınması için oy vermez. Onun için ya bu sene içinde sonbaharda bu olursa olur siyaseten veya büyük bir ihtimalle gelecek senenin Haziran'da olacak diye düşünüyorum seçimi. Anlıyorum. Yani 1-2 ay öne alalım da erken seçim olsun, Tayyip Erdoğan bir dönem daha hak kazansın filan diye münakaşalar var biliyorsunuz. Üçüncü defa aday olabilir mi, olamaz mı diye bir takım anayasal şeyler var. Şu an o dediğiniz dillendiriliyor ama sanki muhalefet orada kafası karışık. Hani bunu gündeme getirirsek tırnak içerisinde Tayyip Erdoğan'a yarar herhalde diyorlar ki tam konuşmuyorlar ama arada bir gündeme getiriyorlar. Dediğiniz doğru yani. Bir sürü muallakta olan hadiseler var ama o bakımdan 2-3 ay kalmışken erken seçim söz konusu olmaz. Yani bu yapılacaksa benim kanaatim ya sonbaharda olur ya ön şeye kalır. Peki Millet İttifakı'nı baktım, konuşalım. Şimdi altılı masa az önce Kenan Bey de vurguladı. Evet. Kendi aralarında bir problem var dedi. Aday belirlemede sıkıntı çekiyorlar. Tabii yani şöyle sıkıntı çekiyorlar. Çekmemeleri kabildiği 4 tane 6 tane parti bir araya gelmişler. Geçen sefer de buna benzer daha 4 partiyken bir takım görüşmeleri olmuştu. Abdullah Gül'ü düşünen iki parti oldu. Buna mukabil itiraz eden bir parti oldu, İyi Parti. Dolayısıyla başka bir şekilde Muharrem İnce aday olarak çıktı. Bu tip sıkıntılar olacak. Bu sefer yalnız oradan aldıkları, Meral Hanım kendisi ayrıca aday oldu. Oradan aldıkları tecrübeler çerçevesinde bir çatı adayda mütabık kaldıklarını söylüyorlar. Bir kere muhtemelen yine aksini düşünenler çıkabilir ama bir çatı aday üzerinde mütabık kalacaklar gibi görünüyor. İlhan Bey'in ismi geçiyor, İlhan Kesici. Olabilir. Benim gördüğüm bir kere, ben olmayacağım, bir kere şöyle söyleyeyim. Şu anda nelerin olamayacağının egzersizini yapıyorlar. Bir kere Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı eski bir AK Partili olmayacak. Yani Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Abdüllatif Şener gibi isimlerin olabileceği ihtimalini görmüyorum.
bu Millet İttifakı'nın kendini inkar etmek olur. Çünkü AK Parti'ye karşı bir ittifak kuruyorsunuz. Kendiniz bir aday gösteremiyorsunuz. Eski bir AK Partili'den aday çıkartıyorsunuz. Bu olmaz. Bu eşyanın tabiatına aykırı. İkincisi, şeyin olacağını zannetmiyorum. Hatta olmayacağına neredeyse kesin gözüyle bakabiliriz. Eski mevcut belediye başkanları olmayacak. Yani ne Ekrem İmamoğlu ne Mansur Yavaş'ın olacağını zannetmiyorum. Dolayısıyla ya Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır ki Cumhur İttifakı'nı bunu çok zorluyor. Ama onu da Sayın Akşener'in istemediği söyledi. Onu söylemek için erken. Onu daha ziyade şey söylüyor. Yani Meral Akşener'den böyle bir şey duymadık. Ama Kemal Bey kendini çok bağladı. Dünkü Burhanettin Duran'ın yazısını okumanızı tavsiye ederim. Çok güzel yakalamışlar. Ya diyor, sen ana muhalefet partisi lideri olarak çıktın. Altılı masa teklif ederse ben aday olacağım diyorsun. Altılı masa bile seni teklif etmiyorsa sen nasıl aday olacaksın? Sen nedir bu durumun gibi bir sıkıntılı durumu kendi kendine sokmuş gibi görünüyor Kemal Bey. Biraz eğer altılı masa tespit edecekse Kemal Bey biraz erken bazı konuşmaları herhalde yaptı diye düşünmek lazım. Ana muhalefet lideri kendisinin toparlayıcı gibi görünen sistematiği şeyde muvaffak oldu. Belediye seçimlerinde, aday seçiminde. Ama benim gördüğüm ya Kemal Bey olur ya Meral Hanım. Eğer gelecek seneye kalırsa, partisi de %20'yi yakalarsa Meral Hanım'ın olma ihtimali var. O ikisi olmadığı takdirde belki İlan Kesici gibi bir ismin üstünde mütabık kalabilirler. Onların haricinde başka bir alternatif ben şahsen görmüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu yanılmıyorsam 2010'dan beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında ve daha önceki Cumhurbaşkanlığı yarışlarında kendisini ön plana çıkarmıyordu. İşte en yakın 2018. Bir şey daha ilave edeyim. Geçen sefer parti başkanları da aday olmasın diyordu. Evet. Yani benim o konuda bir hatırlatma tweetim de var. Parti başkanları da aday olmasın diyordu. Ne değişti şimdi kendisi? Bu 50+1 değişti. Yani İstanbul seçimi ve Ankara seçiminde ki durum kendisine böyle bir ümit vermiş olabilir. Ama bu illaki olacak da demek değil. Ben şimdi hala nelerin olamayacağını tespit süreci içinde olduğumuzu zannediyorum. Kemal Bey istiyor, çok açık. Teklif ederlerse kabul edeceğim diyor. Yani orada verilecek olan cevap, niyetli değilseniz efendim ben bunu bugün konuşmak istemiyorum, altılı masada tezekkür edeceğiz demek yerine, hayır teklif gelirse kabul edeceğim demek, ben teklif bekliyorum demek. Yani Kemal Bey böyle bir duruma getirdi işi. Olmak istediği çok aşikar. Ama aşikar herhalde hem parti hem de kendisi tabanı artık buna ciddi anlamıyla inandı. İnanmaya başladı. Çünkü her halükarda Tayyip Erdoğan kaybedecek, hem ağır bir biçimde kaybedecek meselesine öyle bir inandılar ki, yani Kılıçdaroğlu'ndan başka bir adayı göstermeyi partinin bunca yıllık mücadelesinde ihanet olarak görüyor. Ama orada şöyle bir yorum da var. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa Tayyip Erdoğan için kolay lokma olacaktır. Bu diğer taraftan bakıldı. O bu taraftan bakıldı. Yani şimdi, öyle düşünüyor diyorlar. Öyle Kemal Sayın, şey ben Tayyip Bey'in de öyle düşündüğüne çok eminim. Hı. Yani Tayyip Bey için Kemal Bey muhtemelen karşısında görmek isteyeceği en ideal adaylardan bir tanesi olabilir. Çünkü 2010'dan beri geliş sürecine bakarsanız sıkıntılı bir dönemden geçtiği muhakkak. Yani ittifakların kazandığı ve daha ziyade AK Parti'den olan yorgunluk, Binali Bey'in başarısız kampanyası vesaire gibi konularla kazanılan bir duruma dayanarak adaylığını ortaya çıkartıyor Kemal Bey. Yoksa Kemal Bey'in çok başarılı bir muhalefet lideri olduğunu oy alma açısından söylemek imkanı yok. Bir toparlayıcılığı olabilir. Bazı konularda daha Jacoben Kemalizm'den çıkan, daha müzahir bir şekle getirmeye çalışan bir parti lideri olabilir. Bunları hep müzahir olarak görmek lazım. Çalışan derken bunu başardı herhalde. Başardı tabii. Bir başörtüsü konusu artık konuşulmayan bir konu haline geldi. Ki CHP'li ben dahil birçok insanın en tenkit ettiği konulardan bir tanesiydi. O bakımdan başardığını söylemek mümkün. Ancak hala Kemal Bey'in adaylığı kendisinin kurabileceği bir başarıdan ziyade AK Parti'nin ekonomiyle beraber başarısızlığı dolayısıyla ortaya çıkabilecek bir adaylık gibi görünüyor. Evet. Ben bunu çok doğru olarak görmüyorum.
İkincisi, ben Tayyip Bey'in de şu anda bunu bu kadar önemli bir hale getirdiğini de siyaseten anlıyorum belki ama doğru bulmuyorum. Çünkü ekonomi bakımından sıkıntılı bir durumumuz var, tamam. Ama dış politikada demin söylenilen son derece önemli hadiseler oldu. NATO dünyaya bir şekil verirken NATO'nun içinde bu Ukrayna-Rusya savaşının sonucu ortaya çıkan Finlandiya-İsveç adaylığının Türkiye'ye yarattığı bir imkan var. Bu imkanı uslubu da fazla sertleştirmeden mutlaka sonuna kadar müzakere etmesi lazım Türkiye'nin. Türkiye bu konularda uslubu belki sert bulunabilir ama fevkalade haklı görüyorum. Keza Fırat'ın hele batısına, doğusuna da dokunmuyor Türkiye şu anda. Dikkatli bir politika gidiyor. Fırat'ın batısının terk edilerek Türkiye'ye verileceği konusunda Rusya'nın, Amerika'nın sözü var. Taahhütleri var. Bu taahhütlerin yerine getirilmemiş durumu var. Bizim o günkü şartlar çerçevesinde Süleyman Şah türbesinin bulunduğu Türk toprağını geçici olarak terk etme durumumuz var. Bunu tekrar geri almamız lazım. Bütün bu dış politika konuları olurken Türkiye'nin sertleşmeden bu konuyu halletmesi lazım. Burada bir milli beraberliğin olması gerektiği kanaatindeyim. Tayyip Bey'in burada, Türkiye'nin burada desteklenmesi lazım. Burada particilik yapmanın doğru olduğu kanaatinde değilim. Enteresandır, bu konuda Türkiye'de en sessiz parti de HDP. Bunları alakadar edeceğini düşünmemize rağmen hiç sesleri çıkmıyor. Bu dış politika konusunda bir ayrımcılık yapmadan dikkatli bir şekilde hareket etmek lazım. Ekonomiyi konuşalım, gençlerin durumunu konuşalım. Demin konuştuğumuz genel işte geçici statüde burada bulunan sığınmacıları konuşalım. Bunlar doğru. Ama NATO kapsamında yapılan bu mücadelede hükümetin desteklenmesi gerektiği kanaatindeyim. Kemal Bey'e de döneyim. Olursa olur aday. Kazanabilir mi? Yani kazanması muhtemelen en zor adaydır. Ama o günkü konjonktüre göre durum ortaya çıkaracak. Peki. Ali İhsan Bey, özellikle muhalefet son dönemde yapılacak seçimlerin şaibeli olacağını ima ediyor değil de açık açık söylüyorlar. Hani bir dönem Sadat, işte kısa bir dönem önce Sadat üzerinden gittiler. Şimdi seçimlerde hile yaptırmayacağız gibi bir söylemle geliyorlar. Bunu nasıl buluyorsunuz? Her zamanki numaraları, yani son yıllarda oy ve ötesi diye bir grup oluşturuldu ki FETÖ'cülerin büyük ihtimalle organize ettikleri bir grup. Barolar çatısı altında işte avukatlar grupları oluşturuluyor vesaire vesaire. Ama bakıyorsunuz AK Parti veya Cumhurbaşkanı sıfatıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan %51,5 oy alıyor. İkinci sırada hemen karşısındaki aday Muharrem İnce %31,5 oy alıyor. Şimdi ne yapacaksınız? %31,5, %51,5 yapacağınız belki diyebilirsiniz ki ya 49,99 almıştı da 51,5'a çıkarttılar, şaibe var diyeceksiniz ama yani sizin adayınız da %31,5 almış. Dolayısıyla bu noktadan sonra artık itirazlarını, şikayetlerini veyahut da o yolsuzluk isnatlarını, ki bir ara meşhurdu, İşte trafoya kedi girdi. Kardeşim, trafoya kedi girdi diyorsunuz. Trafoya kedi girdiyse sana da aynı etkisi var, öbürsüne de aynı etkisi var. Senin müşahitlerin var, senin sandıkta üyelerin var vesaire vesaire. Ama buna rağmen her zamanki alışkanlıkları, sandıkta çıkamayınca efendim işte şaibe var, Yüksek Seçim Kurulu AK Parti'ye çalışıyor vesaire şeklinde iddialarda bulunuyorlar ki yani ben birebir şahitliğimi söyleyeyim. Yüksek Seçim Kurulu'nda son 2019 mahalli seçimlerinde, İstanbul seçimlerinde iptal eden, belki oy vermemiş olabilir iptal yönünde, Yüksek Seçim Kurulu'ndaki üyelerden birisi birebir bizi, birebir Akit Gazetesi'ni dava eden bir kişi. Ankara'da 2. Asiye Ceza Mahkemesi'ne tam da bu şey döneminde, HSYK değişikliği vesaire olma döneminde özellikle hakim olarak getirilen ve
dindar insanları cezalandırma noktasında ön yargılı bir isim. Bu kadar politize olmuş bir kişi Yüksek Seçim Kurulu'nda üye olarak bulunuyor. Ama maalesef algı noktasında da CHP'liler, sol tandanslı insanlar bu işleri gayet güzel kotarıyorlar. Şimdi 2017'de mesela referandumda nedir? Mühürlü olan pusulalar iptal edildi. 1,5 milyon oy geçersiz sayıldı. Sanki 1,5 milyon oyu tek tek AK Partililer bakmışlar bu pusula mühürsüz ama aynı zamanda da bizim aleyhimize bu hayır demiş. Mühürsüzmüş bunu atalım. Übürsü bu mühürlü ama şöyle ya böyle bir şey yapabilmeleri kimsenin mümkün değil. Teknik olarak mümkün değil ama bunu iddia edebildiler ve bugün hala zaman zaman bazen televizyon kanallarında görüyorum. CHP'li milletvekilleri 2017'de aslında hayır oyu baskın çıkmıştı ama o 1,5 milyon oyun iptaliyle, mühürsüz gerekçesiyle, iptaliyle evet oyları baskın çıktı şeklinde bir algı çalışması yapıyorlar. Önemli olan baktığımız zaman yani Tayyip Erdoğan bir tane, iki tane, üç tane değil. 2002 yılından beri seçimleri kazana kazana geliyor. Ve karşısındaki parti de en kötü durumu diye gösterilen 2019 mahalli seçimlerinde bile il genel meclisi sonuçlarına baktığınız zaman %50'yi çok çok aşan bir güçle AK Parti hala varlığını gösteriyor. Ama buna rağmen CHP kendi kendisine %25 ya %25 bile alamıyorsun. Evet olabilir. Yani HDP'ye emanet oylar gitmiştir. Onun için %22'ye inmiş olabilir. Ama sonuç itibariyle sen %25 bandını bir türlü kıramayan bir siyasi partisin. Ne yapıyorsun şimdi? Ahmet Davutoğlu için 2013'te Gezi isyanı sırasında ODTÜ'lü gençler Dışişleri Bakanlığı'nın hem de tabelasının üzerine yazıyorlar. Katil Davutoğlu diye. Siz bu adamın katil Davutoğlu diyorsunuz. Bugün kol kola girip Davutoğlu'yla birlikte Tayyip Erdoğan'ı devirmeye çalışıyorsunuz. Veyahut da Ali Babacan'ı yolsuzlukların mimarı olarak gösteriyorsunuz. Yüce Divan'a gönderme sözü veriyorsunuz. Taahhütümüzdür. İktidara geldiğimiz zaman Ali Babacan'ları, Ahmet Davutoğulları'nı Yüce Divan'a yollayacağız diyorsunuz. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde, şimdi 2023 seçimlerinde Ahmet Davutoğlu'nun sağınıza, Ali Babacan'ın solunuza alıp iktidara yürüyoruz diyeceksiniz. Bu zaman da seçmen şunu söyleyecek. Ya biz bu adamları Yüce Divan'a yollayacaktık. Şimdi bu adamlarla birlikte iktidara nasıl gideceğiz? Biz yolsuzlukların üzerinden mi iktidara gideceğiz diye. Eğer varsa bir yolsuzluk, bu ikilemi yaşama zorluğuna düşüyorlar. Dolayısıyla bu seçim üzerinde şaibe oluşturma noktasındaki söylemlerin açık ara farklar sebebiyle hiçbir zaman inandırıcılığı evvelki yıllarda da olmamıştı. Ama belki şu olabilir, şimdi HDP'nin de içinde bulunduğu bir ittifakla eğer %48, %52 gibi bir ayrışma söz konusu olacak olursa tabii onu dillendirmeleri biraz daha güçlü şekilde gündeme oturabilir diye tahmin ediyorum. Bu da çok büyük itirazım var. Özür dilerim. Arkadaşlarım da beni uyarıyor. Emin Bey hemen şunu da okuyayım. Söz vereceğim. Benim arkadaşlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bir tweet'i var arkadaşlar. Gelire endeksli senetlerin ihracı hakkında açıklama diye ne denilmiş? Bugünün tarihi veriliyor. Zaten bugün bakanlığımız resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan atılacak adımlar kapsamında bakanlığımızca vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi, kısa adı GES, talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren gerçekleştirilecektir. Sadece gerçek kişilere sunulacak olan GES'ler, ülkemiz genelinde gerçekleştirilecek duyuru ve talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edilecektir. Senede ilişkin talep toplama işlemleriyle senedin ihracı, kupon ve ana para ödemeleri
Bakanlığımız sitesinden yayınlanacak duyuruda belirtilecek bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecektir. İhraç edilecek senetler 3 ayda bir yatırımcısına kupon getirisi sağlayacak olup, kupon ödemelerinde asgari getiri garantisi olacaktır. Senedin kupon ödemesine esas teşkil edecek getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecektir. Senedin yatırımcıya sağlayacağı nihai getiri oranı, ihraç aşamasında bakanlığımız tarafından belirlenen getiri oranının hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeriyle çarpılması yoluyla belirlenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Peki, Emin Bey buyurun. Siz bir hukukçusunuz Ali İhsan Bey. İki şey sormak istiyorum size. Hukukçu olarak hakikaten merak ediyorum. Neticesi ne olursa olsun, kime yararsa yarasın, kanuna rağmen saat 4.30'da mühürsüz oylar geçerli kabul edilecektir kararı hukuken makul bir karar mıdır? Evvelki kararlara da bakmak lazım. Eğer Yüksek Seçim Kurulu sürekli o şekilde karar veriyor, şimdi de onu bir duyuru olarak açıklamam, yani zaten o şekilde karar vermesi lazım sandık kurulunun, ama bir yanlış bir şey yaparlarsa yüzlerce kararı bozması gerekir Yüksek Seçim Kurulu. Bu yüzlerce kere hata yapmış olduğu manasına gelir. Kanun açık. Mühürsüz oylar kabul edilmez diye bir kanun var. Yok. Kime yarar? Var. Olmaz o kanun mı? Daha evvelden de var. İşte ama, demek ki 50 ama, kere hata yapılmış. Ama yani amaca matuf olarak Yüksek Seçim Kurulu diyor ki ben oyun geçerli olacağı noktasında yorum geliştirmek zorundayım diye. O zaman evvelki seçimlerde zaten kanunu, karar vermiş. Talep edersiniz kanun değişir. Olabilir ama yani. Ama kanuna rağmen hukukçu olarak bunu herhalde makul şimdi, kabul hayır, etmek lafzı, imkanı yok. Hayır, lafzı kanun lafzı ve amacıyla birlikte yorumlanır. Ne yani ki, sadece lafzına bakamazsınız. Lafzına şey bakarsanız bakın ben size bir şey söyleyeyim. Medeni usul kanunu 1926 başka yılında... Başka konulara girmeyelim. Peki, somut bir şey sordum Ali İhsan Bey. 1926 yılında size usul kanunu dakika, kabul edilmiş. Bırak. Diyor ya, ki Bey, adli tatilde 7 gün size evvel size uzatılır şey, diyor. Bakın somut bir şey sordum. Evet. Kanuna rağmen saat 4.30'da mühürsüz oylar kabul edilir kararı verilir. Evvelki mi? Tarihte de aynı şekilde karar verildiyse o kararın devamı olarak yeniden aynı karar açıklama mahiyetinde yapılır. Öyle iş olmaz. Peki. Bunlar evvelkiler de hatalıdır. Evvelkiler de hatalı. İşte bak, bu da ol işte ya hepsi hatalı. O gelelim zaman evvelki niye öyle olmuş? Gelelim bir dakika. Evet. Evvelki de hatalı. Evet. Evvelkinde de yöresel ilçe bazında veya il bazında verilmiş, Türkiye çapında verilmiş bir karar yok. Yüksek Seçim Kurulu'nun Yüksek Seçim Kurulu'nun hepsi. Türkiye çapında verdiği bir karar yok. Yani bunu bir kere altını çizelim. İl bazında verdiği karar sonuçta Yüksek Seçim öyle, Kurulu'na aynı şey mi canım? İtiraza tabi. Aynı şey eğer mi? İtiraz ettiyseniz Yüksek Seçim Kurulu Ali İhsan Bey aynı evet. Şey mi Allah'ını seversen? Ya bir hukukçu olarak bunu nasıl söylersin? İkincisi bir şey daha soracağım. Son seçimler geldi buraya. Aynı zarfa 4 tane oy atıyorsun. Biri geçersiz, 3'ü geçerli. Nasıl oluyor bu iş? Defalarca anlattık bunu. Bir defa daha mı anlatalım? Hukuken nasıl bunun bilmiyorum. Mantığı? Bir defa, bunu? Bir defa daha anlatalım. 4 tane oy. 4 tane oy var burada. Evet. 30 kişiyiz. 29 kişi burada diyor ki kardeşim Emin Şirin diyor adayımız diyor. 29 kişi. Burada. İkinci şey meclis üyesi. AK Parti diyenler 15, diğerleri 15. Aldık oyunu koyduk. Orada 29-30 kişi birden ittifakla bir kişiyi seçiyor. Ama burada 15'e 15'ler. Diğerini alıyorsun, üçüncü zarfı çekiyorsun veya 15, üçüncü 15. pusulayı, o da 15-15. Evet. Bunların hepsi 15'e 15 olanlar, itirazlar oldukça tereddüt oluşuyor. 15'e 15, bir tanesi değilse öbürsü seçilecek. Dolayısıyla onlar iptal oluyor ama oradaki bir kişi Emin Şirin'e ittifak etmiş adam. Ya ne Allah var aşkına, yani? Bunun dışında olarak, bir sonuç yok ki. Allah aşkına hukukçu olarak bunu nasıl söyleyebiliyorsunuz ya? Nasıl söyleyebiliyorsunuz? Aynı zarfın içi. Aynı zarfın içi. Zarf geçersiz değil. Yani bu kişi oy kullanmamıştır diye bir iddia yok. İddia
Kardeşim burada bir usulsüzlük var. Şu 15 ile 14'ün paylaşımında. Ya o paylaşım diye bir rakam da çıkmadı ki ortaya. Ayrıca bunu defalarca izahınız hukuki bir izah değil. Keyfi bir izah. İttifakla alınmış bir kişiyi de sen iptal etmeye kalkarsan ya Ali itilaf yok onda. Ben size hukukçu kimliğinizden sordum. Siz evet. Dünyanın en iyi polemikçilerinden birisiniz. Ben polemikçi cevabı istemiyorum. Peki. Hukuken insanlar öyle de karar verebilirler. Burada nasıl bir usul usulsüzlük bulabilirsiniz ya keyfi olarak. Onun için size bir şey söyleyeyim. Şimdi bu da AK Parti'de iştirak bakın, edecektir. 15'e 15 olduğu zaman bir ihtilaf var. Bir kişinin oyunda farklılık varsa o takdirde kazanan kişi değişiyor. Fakat 30 kişi birden bir kişiye aynı kişiye keyfi, oy vermiş. Sizin iddianız ne ya kardeşim ya, 30 kişi birden bir kişiye vermiş. Öyle bir, ne olacak? Öyle bir olabilir de. Velev ki öyle oldu. Evet. Burada fiili bir usulsüzlük tespit etmeden keyfi olarak bunu iptal edebilir misiniz ya? Böyle bir şey olabilir mi? Velev ki ben size kesin bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin bugünkü meselesi ki buna AK Parti'nin de iştirak etmesi lazım. Seçim kanununu kendi siyasi durumuna göre çıkartabilir, itiraz etmem. Türkiye'nin bir numaralı meselesi hilesiz hurdasız, kazasız belasız, neticesi uygulanabilir bir seçimin yapılmasıdır. Evet. Bu seçim yapıldıktan sonra kim kazanırsa kazansın. Eyvallah. Şimdi az önce okuduğum metni soranlar var. Merak etti vatandaşlar. Bir şey anlayamazlar onun için boş ver. Yok, çok anlaşılmayacak çok bir şey yok. Geliri endeksi senet ihracı. Yani vatandaşa 3 ayda bir kupon verilecek. Ve buradan da benim anladığım kadarıyla yanlışım varsa lütfen düzeltin. Bir asgari getiri verilecek vatandaşa. Gelir endeksli kupon. Belirli mi o gelirin ne olacağı? Tabii bir asgari o şu an herhalde. Başlangıçta galiba belli fakat sonuçta ama tekrar değerlendirilmek üzere. Bir asgari getirisi var. Açıklandığı zaman anlayacağız onu. Evet ayrıntıları olacaktır. Sonuçta tekrar değerlendirilmek üzere diye belirtiliyor. Hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde dediğine göre gerçekleşen oranda tekrar gözden geçirilerek vadenin... Dövize nasıl yansıyacak acaba bu? Bir... Yani yapılmak istenen büyük ihtimalle dövizdeki köprünün tekrar... O Aralık ayındaki çat diye gidiş aynısının sabah tıkkısını. Da ya da birazdan görebilir. Ama şimdi öbürsü Cumhurbaşkanı tarafından yüksek perdeden seslendirilen bir şeydi. Bu biraz daha Maliye Bakanlığı tarafından yapıldığı için bir de ayrıntıların da tabii açıklanması gerekir. Onun için biraz zaman alacak gibi görünüyor. Ama köprüyü bir noktada, çok cüzi bir noktada indirebilir. Ama sonrasında esas Aralık ayındaki gibi 18'den 12'lere kadar inmesi için biraz daha ayrıntılı bilgi gelmiş. Sayın Maliye Bakanı ilk açıklama yaptığında dolar 17-20-25 civarındaydı. O açıklamadan sonra 16.94'e kadar düştü. Bakalım bu yeni tweetten sonra ne olacak? Ankara'ya gidelim sevgili izleyiciler bir kez daha. Bayram Bey. Tabii biraz Yunanistan ya da güneyimiz. Aslında şunu hiç konuşmuyoruz. Bunu da gündeme getirmekte fayda var diye düşünüyorum. Sizin de fikrinizi açıkçası ya da partinizin fikrini merak ediyorum. Her zaman Suriye'nin kuzeyine vurgu yapıyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki olay nedir? İşte dört parçalı yapının İran, Suriye, Türkiye, bazı parçaları Irak'ın kuzeyi birleştirilip tırnak içerisinde Kürdistan'ın kurulması ya da Büyük İsrail deniliyor. İlk ikisi için uğraşıyorlar. Diğer kalan ikisi İran ve Türkiye. Yani hedef ülkeden biriyiz bu anlamda. O zaman bunun hedef haline daha önceden önlem alabilmek için şu anda hep askeri hamleleri konuşuyoruz. Ama kültürel, sosyolojik, sosyal, ekonomik o bölgenin insanını da biraz konuşsak hakları... Hak talep ediyorlardı ya da işte bir Kürt sorunu var deniliyordu. Size göre bu sorun hala var mı ya da hiç oldu mu? Ve bu hamlelere karşı biz içeride birliği nasıl sağlayacağız? En önemlisi bu sanki. Tamam askeri hamleler yapacağız, o koridorları yarıp atacağız ama daha da önemlisi içeride birlik. Biz bu içeride birliği nasıl sağlayacağız?
Evet, teşekkür ediyorum. Rica Yusuf Bey, tabii Ankara'da olmanın biraz dezavantajını yaşıyorum. Araya Buyurun. Girmedim. Bir önceki konuya da birkaç katkı sağlamak istiyorum. Önce Lütfen. Emin Bey Buyurun. Söyledi. Ben de arada baktım. 360 meclisin çoğunluğuyla erken seçim kararı alınıyor ama bu meclis karar alırsa bir ihtimal daha var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın erken seçime götürmesi. Böyle bir ihtimal olduğunu da belirtmek isterim. Altılı masayla ilgili sanki altılı masanın amiral gemisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tarihte çok olgunlaştığını, kendisinin cumhurbaşkanlığına yaklaştığını düşünüyor ve reflekslerine baktığımızda da bunu görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partililer de zaten Sayın Genel Başkanların aday olması noktasında bir gayretleri var. Fakat altılı masaya dahil bazı parti temsilcileriyle bizimle temas ettiklerinde buradaki ittifakın bir seçim ittifakı olmadığını, kendilerinin ittifakının ancak güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş noktasında bir ittifak olduğunu belirtiyorlar. Tabii bunun gerçeklik payını biz seçime yakın göreceğiz. Doğru mu değil mi? Hı hı. Eğer bunun doğru olduğunu baz alırsak önümüzdeki seçime yakın bir takım kopmaların veyahut bu ittifaka, altılı masaya ilavelerin olabileceği ihtimalinde kuvvetli olduğunu görüyorum. Çünkü birden fazla rengin bir araya geldiği bir ittifakta uyumun, senkronizasyonun zor olduğunu da önümüzdeki günlerde seçime yakın göreceğiz. Nihayetinde geçmiş seçimlerde de zaten adaylık noktasında bir itilaf yaşandı. Tabii burada yine bugünkü bir İyi Partili milletvekilinin açıklamaları ve ondan sonra gelen özürler. Biz 75 milyon, 80 milyon Türk evladı olarak etnik yapımızdan değil, mezhebimizden dolayı değil ama ilkelerimiz bazında, ilkelerimizin öne çıkması gerektiğini düşünüyorum. Birliğimizin, beraberliğimizin öne çıkartılması gerektiği kanaatindeyim. Efendim, tarih tekerrürden ibarettir diyoruz ama maalesef tarih tekerrür ediyor, keşke etmeseydi. Biz 1994 yılında 5 Nisan kararlarıyla ülke yangın yerine dönmüştü. O gün Allah rahmet eylesin Erbakan hocamız yaklaşık 1,5 yıl içerisinde iktidara geldi. Önce denk bütçeyi yaptı. Ayağımızı yorganımıza göre uzattık. Bütün kamu personelleri olarak. Sonra havuz sistemini oluşturdu. Tek para bir hesaba geçirdi. Ve ne kadar zengin olduğumuzu gördük. %100 ile %400 arasında emekliye ve emekçiye değişen oranlardaki efsane zamları gördük. Ülkeyi uçurumun kenarından, ekonomik anlamda söylüyorum, bir bolluk ve berekete ulaştırdı. Şimdi ülkemiz, milletimiz yeni bir Erbakan, yine bir Erbakan'ı bekliyor. İnşallah Yeniden Refah Partisi olarak bu iktidar yürüyüşümüze demir çarıklarımızı giyerek başladık. İlk seçimde hem parlamentoda da olacağız hem hükümette olacağız. Seçimin de önümüzdeki yapılacak seçimin de sürpriz partisinin Yeniden Refah Partisi olduğu kanaatindeyim. Yıl sorunuza geliyorum. Böyle. 1994 yılında yapılan mahalli idareler seçimlerinde Diyarbakır başta olmak üzere Urfa, Van, Siirt, Bingöl, Bitlis, Şırnak haricindeki Batman, Mardin, o bölgedeki bütün iller Refah Partili belediyeler tarafından yönetiliyordu. Hı hı. Ne zaman Refah Partisi kapatıldı, ondan sonra terör örgütünün oradaki uzantıları arttı, alan açıldı. Bunu Hüseyin Kocabıyık bir sosyolojik analiz olarak yazdı. O bölgedeki Kürt soyunun köpürtülmesi noktasında Refah Partisi'nin kapatılmasının ne kadar ülkemize dezavantaj olduğunu gösterdi. Bunu niye anlattım? Tarihsel bir anekdottur. Biz o gün ne yaptıysak bugün de onu yapacağız. Netice itibariyle Türküyle, Kürtüyle hep beraber bir millet olarak Çanakkale Savaşı'nda nasıl bir mücadele verdiysek bugün de aynı mücadeleyi vermemiz gerektiği kanaatindeyim. Sizin de buyurduğunuz gibi emperyalistler hiçbir zaman vazgeçmediler hedeflerinden, topraklarımızdan. Bugün sadece Doğu Akdeniz'den sarılmadık. Dede Ağaç'tan başlayarak batımızdan ve ta güneydoğumuza kadar bir kuşatma var. Kim ne derse desin hedef Rusya vesaire bir başka ülke değil. Anadolu toprakları biziz. Bunu bileceğiz. 100 yıllık bir time out vermişlerdi bize. Buna hain nam doktrini diyorduk. Bu 100 yıl içerisinde bu topraklar önce fakir bırakılacak,
İşsiz bırakılacak, aç bırakılacak ve yumuşak lokma halinde paylaştırılacak. Strateji budur. Sizin de buyurduğunuz gibi Büyük İsrail veya bölgenin daha da küçültülmesi anlamında. Millet olarak tek vücut olacağız. Yeniden bir Çanakkale ruhuyla inşallah bu belaları atlatacağımız kanaatindeyim. Türkiye büyük bir ülke. Türk milleti de tarihten gelen kökleriyle sadece bu krizleri değil çok daha büyük krizleri millet olarak aştık. İnşallah bunları da aşacağız diyorum. Dış politikanın iç politikaya asla alet edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Milli menfaatlerimiz olduğunda da muhalefetiyle iktidarıyla birlik olmamız gerektiğini ve vatanımızın ve milletimizin bütünlüğünün arkasında durmamız gerektiği kanaatindeyim. Mesela 1994 yılına dikkat çektiğiniz Refah Partisi dönemini ve belediyelerin birçoğunun Refah Partisi'ni aldığını söylediniz. Bahsettiğimiz bölgeden, evet. Doğu ve Güneydoğu'dan. O günlere baktığımızda ve bugüne baktığımızda açıkçası çeşitli sosyal ya da kültürel hakların o bölge için bugün daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Ve bunu yapan da AK Parti açıkçası. Ama aynı AK Parti bugün Refah Partisi kadar o noktada sizin belirttiğiniz manada başarılı değilse hatası nerede? Bu tezat niye? Sosyolojik olarak o bölgeyi anlamamız gerektiği kanaatindeyim. Hı hı. Biz sadece maddi yatırımlar yapmadık. Dediğiniz doğru, çok başarılı belediyecilik hizmetleri yaptık. Biz sadece İstanbul, Sayın Cumhurbaşkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızdı. Ankara'da Melih Bey Belediye Başkanımızdı. 28 il 500 belediyede biz hizmetler yaptık ama bu hizmetleri yaparken sadece maddi hizmetler yapmadık. Bölge insanına da dokunduk. Kardeşliğimizi hissettirdik. Bu anlamda sosyolojik ve manevi hizmetler de yaptık. Bunun tekrar yapılması gerektiğini, aslında ülkemizin bir hedef tahtasında olduğunu ve bu sıkıntıdan, bu problemden de en çok Kürt kardeşlerimizin zarar gördüğünü bölge halkına anlatmamız gerekiyor. Kardeşliğimizi tekrar vurgulamamız gerektiği kanaatindeyim. Teşekkür ederim Bayram Bey. Çok sağ olun. Son 10 dakikamız. Ben teşekkür ediyorum. Kenan Bey ile devam edelim. Kenan Bey, sorduğum sorular için siz ne söylersiniz? Aynı konular çerçevesinde birliği nasıl sağlayacağız? Bu önemli bir hadise. Eğer böyle bir planları varsa, ki var. O zaman içeriği sağlam tutacağız. Planlar olur, her zaman vardı. Yani Haçlı Seferlerinde de vardı. Osmanlı Devleti'ni parçalamaya dönük efendim İngiltere'nin, Fransa'nın, Rusya'nın ortak bir şekilde saldırması döneminde de vardı. Efendim, daha sonraki zamanda da vardı. Bundan sonra da olur. Yani bu bölgede oldu, bundan sonra da olacak. Fakat tabii bizim bu noktada yapmamız gereken bazı işler var. Yani bizim üzerimize düşen sorumluluklar. Mesele sadece onların kötü niyetlerini, kötü planlarını aktarmaktan ibaret değil. Mesele onların buraya dönük o iştihalarını, o diyeyim ki kötü emellerini kesecek bir takım tedbirler almak gerekiyor. Bu tedbirler tabii ki askeri tedbirler de olacaktır ama en temelde bu toprakta, bu coğrafyada, bu tarihte beraber yaşamış olan insanların birliğini, beraberliğini adalet zemininde, ahlak zemininde, merhamet zemininde, kardeşlik zemininde gerçekten imar ve inşa etmektir. Yeniden yapılandırmaktır gerekirse. O zaman bizi bu noktada belli alanlarda sıkıntıya düşüren, içimizdeki ihtilafları arttıran konulardan mümkün mertebe uzak durup ortak paydalar üzerinde yoğunlaşmamız gerekiyor. Ortak paydalar üzerinde yoğunlaşmamız, onlarda ısrarcı olmamız gerekiyor. Bu sebeple toplumu ihtilafa sürükleyecek olan, toplumu birbirine kin ve nefretle, düşmanlığa teşvik edici söylemlerden uzak durmak gerekiyor. Pratiklerden uzak durmak gerekiyor. Hani bir zamanlar neydi hikaye? Hani diyorduk işte efendim, Türkiye'de sadece Türkler yaşar. Mahmut Esat Bozkurt diye biliyorsunuz bir adalet bakanı vardı. Türkiye'de sadece Türkler yaşar. Bu ülkede diyor, Türk olmayanın diyor tek hakkı vardır. O da Türkiye'ye hizmetçilik etmek. Şimdi böylesi bir söylemle, böylesi bir yapıyla siz ne yaparsınız? Kart kurt Kürt dersiniz. Kart kurt Kürt söylemiyle zaten efendim başlar Şeyh Said isyanından Dersim hadisesine, oradan Lice'sinden bilmem neresine kadar iş gelir. Sonra bir bakarsınız ki elimizde PKK diye
Acayip korkunç bir canavar var. İyi de kardeşim, yani bu canavar kendiliğinden üremedi. Bu canavara dışarıdan birileri can vermek istediyse de, kan vermek istediyse de, onun bir miktarı da buradan alındı. O yüzden biz açıkta yara bırakmayacağız. Açıkta yara bıraktığımız zaman o yarayı kimin kaşıyıp kimin kanatacağı belli olmaz. O yüzden ne oluyor bakın, PKK'dan hiç kimse vazgeçmiyor. Yani Birleşik Arap Emirlikleri bile hesap yapıyor onun üzerine. Finlandiya hesap yapıyor onun üzerine. Portekiz hesap yapıyor onun üzerine. Şimdi dolayısıyla en başta bu tür bir aracı onların elinden muhakkak surette almamız gerekiyor. Bu nedir? Şimdi mesela geçen gün bir dizi vardı. Biliyorsunuz bu ülkede böyle bazı sanatçılar, yazarlar, senaristler falan var. Böyle kurtları çok seviyorlar, çakalları seviyorlar. Hep yalnız kurtlar var, Kurtlar Vadisi var. Mafyatik, özentili böyle karakterler üretiyorlar. Şimdi bakıyorsunuz bir takım mizansenler oluşturuyor. Bu mizansenleri ben izlediğim zaman yani açıkçası yani o müzik, o konuşmalar, jestler, mimikler, ulan diyorsun bu Kürtleri ben bulsam da bir boğsam diyorsunuz. Bak. Ya şimdi Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı yani yırtınıyorlar. Kuzey Irak'ta ya da Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi tam adıyla söyleyelim. Oradan buraya heyetler geliyor, buradan oraya heyetler geliyor. Neçirvan Barzani geliyor, Mevlüt Çavuşoğlu gidiyor. Acaba şöyle yapabilir miyiz, böyle yapabilir miyiz? Yani ittifak arıyorsunuz. Abi bakıyorsunuz ki televizyonda hep klasik bir söylem vardır. Efendim Barzani adındaki işte peşmerge başı falan. Ya peşmerge başı Barzani adında falan. Yani böyle bu tür insanları özellikle de sadece birey değil, toplumları aşağılayan, tahkir eden, tezif eden, alay konusu yapan, onu bir nefret objesine dönüştüren söylemlerden imtina etmek gerekiyor. Çok doğru. Siyaset, devlet, hükümet, askeriye adım atıyor. Bürokrasi ya da diplomasi her neyse. Abi bakıyorsunuz televizyonu bir açıyorsunuz ki topluma şöyle bir mesaj veriliyor. Ulan hepimiz yalnız kurtuz. Alırız tek çekeriz sabancayı, dandan adamın kafasına sıkarız. Ne oldu geçen hafta? Rize'nin Pazar ilçesinde adamın birisi gitti çay toplamaya gelmiş Afgan'ı iki vurdu. Afganlıyı sadece Afgan olduğu için vurdu. Şimdi o adamın paylaşımlarına bakıyoruz sosyal medyada. Tamamı %100 yalan olan bir takım ne diyoruz böyle hani capslerle bu adam coşmuş artık yani. Onu öldürecek. Yani inanmış onlara. Olacak, İnanmış. İnanmış. Çok var. İnanmış. Şimdi o zaman partilerin bundan ders çıkarması lazım. Bazı partilerin ders çıkarması lazım. Bizim de hani hep söylüyoruz bu toplum iletişim başkanlığı diye bir şey var Cumhurbaşkanlığı. Yani bu arkadaşların daha makul, mantıklı, verimli çalışmalar yapması lazım. Yani ismi çok güzel de ama ne yapıyoruz? Yani bu arkadaşları uyarıyor musun? Bu senaryo nedir ya? Siz bu rezilliği nasıl televizyonda oynattınız arkadaş? Nasıl yani siz buna nasıl izin verdiniz? Çıkmış adam ertesi gün bir de diyor ki işte ben böyle böyleyim, bana bilmem ne diyenler faşisttir. Yani adamda geri vites de yok. Şimdi böyle akıl hastalığını, efendim ırkçılığı, ulusalcı böyle kimlik üzerinden düşmanlaştırıcı. Bu arada İstanbul'da da Suriyeli bir genç öldürüldü. Onu söyleyeceğim işte yani söylemlerden, efendim senaryolardan, repliklerden uzak durulması lazım. Bu olmaz. Yani biz dışarıdan ajan falan aramayalım bunlar varken. Hiç ajana falan gerek kalmaz ki bunlar varken. Ya şimdi bu toplum nasıl bir toplum? Müslüman bir toplum. Ortak paydası bu. Osmanlı Türkçü bir devlet değildi. Osmanlı'da Türkler, Kürtler, Lazlar, Çerkezler, Abazalar, Boşnaklar, Araplar, Farslar, Acemler, Özbekler, Süryaniler, Keldaniler, Yahudiler, Ermeniler, Ortodokslar, Katolikler, Protestanlar, herkes var burada. Kadim kilise. Selçuklu da böyle değildi. Bakın bunlar bir imparatorluk kültürü. Bunlar şöyle diyorlar. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Var kardeşim, var. Türk-Kürt'te de dost olur. Arap'la da dost olur. Efendim Alman'la da dost olur. Amerika'yla da dost olur. Rus'la da dost olur. Yani adalet temelinde biz herkesle dost oluruz. Ha adam bize düşmanlık ediyorsa işin rengi değişir. Ama biz düşmanı da dosta çevirmenin mücadelesini vereceğiz.
Yani Amerika düşman. Evet tamam, gitmiş Vietnam'ı bombalamış, Irak'ı bombalamış. Yani hep ona, o bombalayıcı hale yaklaşacak değiliz. Ona diyeceğiz ki arkadaş, bu işlerden siz özür dileyeceksiniz. Makul bir çizgiye geleceksiniz. O yüzden şimdi siyaset bir takım işler yapmaya çalışıyor. Diyor işte Karadeniz'den biz gazı çıkartacağız, şuraya vereceğiz. Tamam, güzel bir gelişme. Efendim SİHA'ları yaptık, böyle böyle olacak. 2000 bilmem kaç senesinde de efendim Türkiye otomobili bilmem banttan inecek diyoruz. Ama şimdi bu tür böyle toplumu irite edici mesajlar verilmemeli. Siyasetin amacı toplumun makul, mantıklı, dengeli bir hatta tutması lazım. Siyaset dengeli olsun. Siyaset dengeyi kaybederse toplum da dengeyi kaybeder. O yüzden siyasi partilerin liderleri, milletvekilleri, il başkanları, ilçe başkanları ya da bu hareketleri destekleyen medya organlarının da bu sürece çok olumlu katkılar vermesi lazım. Bakın dün Almanya'da bir kalabalığın arasında bir araç daldı. Aracın içinde neler yazıyordu? Türklere yönelik aslında. Evet. Bulmak isterdi. Bunu söylüyorum. Evet. Yani olay burada değil sadece. Türk düşmanlığı. Ermeni kökenli oldu. Evet. Böyle. Burada değil sadece. Her yerde oluyor bu. Ama biz ne yapıyoruz? Bak Ermenistan'la normalleşmenin yollarını arıyoruz. Savaş olmaksızın Ermenistan'ı Türkiye üzerindeki bir takım gayrimeşru iddialarından vazgeçirmeye, onu Azerbaycan topraklarının işgal etmiş olduğu diğer bölgelerinden çekilmeye, kapıları aç vesaire vesaireye teşvik ediyoruz. Değil mi? O sebeple Türkiye 2023'e doğru gidiyor ama bakın dünyada Ukrayna üzerinden yaşanan savaş dolayısıyla bir gıda krizi çıkabilir, patlak verebilir. Enerji krizi zaten işte bak 30 lira oldu şimdi. Yani geçecek belki. 30 lira oldu. Yani yarın öbür gün Avrupa Birliği'nin Rusya'dan enerji nakil hatlarıyla almış olduğu petrol ve doğalgaz %5'e indiğinde çok daha büyük ya da beklenmedik bir takım hareketler ortaya çıkabilir. O sebeple Türkiye bu işte hareket ederken gerçekten bir hukuk devleti mantığıyla bir cazibe ülkesi olarak hareket etmek son bir mecburiyetindedir. O yüzden burada hiç böyle üzülmeyelim, telaş etmeyelim demiyorum. Bizi üzecek gelişmeler var. Ekonomik anlamda var, şu anlamda var, bu anlamda var. Yargı krizi var, bilmem ne var ama biz bunu toparlayıcı adımlar atmalıyız. Yani yapıcı bir muhalefet olursa, yıkıcı değil, yapıcı bir muhalefet olursa iktidarı da ne yaparız? Yanlışlarından geriye çevirip onu da bir normal doğru hat üzerinde tutmaya çalışırız. Ama muhalefeti de aynı zamanda iktidarın daha makul bir hatta çekmesi lazım. O yüzden yani ben eğitim meselesinde, yargı meselesinde, medya meselesinde, hatta spor meselesinde bile hiçbir surette keskin, rigid, marjinal eğilimlere geçit verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Sporda bile bakın bir maç meselesinde bile şike diye bir insanların aklına kalbine şüphe düşerse devletin itibarı yerle bir olur. Bu mahkemede de böyledir, akademide de böyledir, başka bir alanda da böyledir. Bizim her zaman için içerideki gücümüzü, kuvvetimizi, beraberliğimizi adalet ve hukuk üzerinden takip etmemiz icap eder. Ondan sonra diğer mücadeleleri zaten Allah'ın izniyle veririz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bayram Sakartepe. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum efendim. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Sağ olun. Gazeteci yazar Emin Şirin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ali İhsan Bey teşekkürler. Kenan Bey teşekkürler. Programımızı sevgili izleyenler burada noktalıyoruz. Hayırlı geceler.